hiç olsa affetmem asla seni. Yakut tüplü dal olsan, al ipekten şal olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından sevgiyle saygıyla selamlıyoruz herkesi. Stüdyoda bulunan değerli hanımefendiler ve beyefendiler, sizler de hoş geldiniz, iyi seyirler. Bu sefer tutturacağım, grup mu? Ya şimdi bunu niye soruyorum? Böyle toplu halde gelmiş, aranızda böyle bir iletişim varmış gibi bir hava veriyorsunuz. Ama sanırım herhalde yayına girene kadar bir birlik beraberlik duygusu oluştu. Hoş geldiniz. Nerelerden geliyoruz? Çorlu grubu mu? Ey tamam, tutturdum ya bu sefer. Çorlu'dan geldiler. Peki, bir dernek mi? Yemek mi yemiyorsunuz? Belli olmuyor. Çok seviyoruz seni. Yemek yemi. Çok ama çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok seviyoruz seni Esra Hanım. Karşısındayız. Evet, tabağımı alıp televizyonu karşısına geliyorum. En sağlıksız olan da bu. Televizyon izlerken anlamadan yemek, ne yediğini evet. Bilmeden. Hafta sonu o hatayı ben de çok yapıyorum. Evet. Hafta içi gayet sağlıklı giderken hafta sonu bir bakıyorum bambaşka bir dünyadan gelmişim gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm Çorlu halkına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bugün gelmek isteyip de eminim gelemeyenler, işleri çıkanlar, farklı sebepleri olanlar vardır. Kalbimiz, gönlümüz sizinle. İnşallah başka bir seferde bizimle beraber olursanız. Şöyle bir Çorlu'yu tamamen görelim mi hanımefendileri? VIP bölümünü de görelim hem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bütün Çorlu'ya tek tek söz vermek isterim ama inanın zamanımız yok. Çorlu Devlet Hastanesi çalışanlarına, şu anda orada yatan tüm hastalara. Diş Hastanesi çalışanlarına, hem şifa bekleyenlere hem şifa verenlere, ekran başında bizi izleyenlere çok teşekkürler. İlk konuğumu davet etmek istiyorum. Çok duygusal bir beyefendi. Programa başvuruda bulunmuş. Necla Hanım'la berabermiş. Çok aşıkmış. Böyle diyor, el parmaklarını öperdim diyor. Öyle demiş. Ben hayatım boyunca böyle bir şey duymadım. Her şeyi programda ilk kez sizle duyuyorum zaten. Çok severdim. Canımdan çok severdim. Vazgeçemezdim. Bir ilişkimize bir kuralımız vardı. Ay ben bunu bugün şöyle yapsam. İlişkide bir kural varmış. Necla Hanım bu ilişkiyi yaşarken o kendisine tek bir kural koymuş. Eğer bu kuralı delersen seni terk ederim ve bir daha barışmamız mümkün olmaz demiş. O kuralın ne olduğunu, niye Necla Hanım'ın kendisini terk ettiğini ve niçin Esra Eroğlu programına geldiğini İbrahim Katı kendisi açıklayacak. Buyursunlar. İnsanlar, hepinize selam olsun. İnsanlar seni seviyorum demeyi aslında yan yana olmak zannediyor. Oysa aşkım, sana söylüyorum, sen uzaklarda atan kalbimsin benim. Seni çok seviyorum ve istiyorum. Kendisi Antepliydi. Antep nere? Aksaray nere? İzmir Bornova'da buluştuk, evlendik biz seninle. Şimdi saygım, İstanbul'a geldim saygım, sevgimle. Seni istiyorum, bir günlük değil bir ömürlük, bir hikaye yazmak, seninle yaşamak, yanında olmak istiyorum. Bunu bana çok görme, kuralları bir kenara koy, benimle ol. Programların en güzeli Esra Hanım yanındayım. Aşkım Beyaz Genik'le beraber olalım. Esra Hanım sayenizde ben de eşimle olayım. Sizden ricam. Bir de vazgeçmekle uçurumun kenarındayım. Aşkım, ya beni uçuruma it ya da ne olursun tut elimden çek. Sana kalmış. Seni çok seviyorum.
Hani kirlenmiş bu dünyada iki insan birbirine vurmuşken, beni gördüğünde gözlerin gülerken, bunun ben farkındayken, özel günlerimizde günlerin ne kadar kısa, çabuk geçtiğine inanmışken yetmiyordu. İkimiz de işe giderken onu daha da çok seviyordum. Ama bir umudum yine vardı her zamanki gibi. Biliyorum paydos ettiğinde eşimle kavuşacağım anı iple çekiyordum. Onu çok seviyorum. Ve bana dönmesini... Bana dönmesini beraber yaşlanmak istiyorum. Bu ışık bende var. Bu umut var. Çünkü Antep, nefes aldıkça Aksaray, umut İzmir, son nokta İstanbul'a kadar geldim. Daha da giderim. Yeter ki sevgisini benden eksik etmesin. Gülücüğünü bende eksik etmesin. Boş ellerimi tutsun. Yani tarif bile edemiyorum. Onu çok seviyorum. Bir de sizlerden ricam, birazdan program yayın arasına girince televizyondaki izleyenler ve siz sayın seyirciler, ağlamak o kadar zor ki aslında, gülmek o kadar, güldürmek o kadar kolay ki, biz zor olanı seçiyoruz. Ağlamayı tercih ediyoruz, kırmayı tercih ediyoruz, üzmeyi tercih ediyoruz. İsterseniz bugünden itibaren hani beni bir hiçe saysanız da, herkes sevdiklerine, kocalar eşlerine, çocuklar annelerine, babalarına, kardeşlerine, sevenler sevdiklerine seni seviyorum desin. Seni seviyorum desin. Bir ay boyunca, bir ay boyunca bunu denesin. Dünyanın, etrafının daha da bir güzel olduğuna herkes inanacak. Bir ay boyunca bir... Bir ay boyunca denesinler bunu. Reçete veriyorsunuz aslında. Evet. Vallahi bunca yıl ben söyledim, dikkate almadınız. Bir de Allah rızası için İbrahim'i dikkate alın. Bir deneyin bakalım, bir ay boyunca seni seviyorum deyince evde ne oluyor? Paylaşmak çok güzel. Sevgi, insana karşılık beklemeden verilen en değerli armağan bence. Hoş geldiniz. Menfaatsiz bir dünya kuralım. Her şeye geç olmadan. Ben aşkımı çok seviyorum. Yani enerjim, ışığım, güneşim, hani kafam bile onun yanındayken çalışıyor, böyle mutlu oluyorum. Bu başka bir şey. Kafanız maddiyatla ölçülmüyor. Necla Hanım'ın yanında mı çalışıyor? Böyle, evet, bir romantik oluyorum, enerjik oluyorum, esprili oluyorum. Aşka da hani, aşka da mıyım ben de hani o insan... Ayrıldığınızdan beri kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Herkes de belki bende yok, bende tuşlu telefon. Akıl telefonlar var ya, 20 milyarlık, 50 milyarlık, 40 milyarlık. Soktuğunuz an hemen şarj olan vesaire olan, istediğinizi yapan, ne sorarsanız sonra cevap veren. Ayrıldığımdan beri gündüzlerim bile gece. Uyuyamıyorum, düşünüyorum. Neyi mi? Aşkımsız, nezlasız bir gün yaşamak istemiyorum. Boşa geçmiş sayıyorum, sadece bu. Hoş Necla. Geldiniz İbrahim. Ha, buyurun. Resim gitti. Siz yakalayamadınız koşarken. Evet. Burada bile şah. Ha, şurada. Necla, seni çok seviyorum. Lütfen sesimi duy. Bir şiir daha okuyabilir miyim? Kameralar. Abi geldiğinden beri durmadın ki. Kamera nerede? Çok uzun. Hızlı geçeceğim. Yok istediğiniz gibi tamam. Okuyun. Sana yazdım, senin için yazdım. Başlığı yanımda sen olsan yeter. Kel saçını ağlar, kör de gözüne. Dilsiz muhtaç olmuş kendi sözüne. Sağır ise kulak vermez sesine. Sohbetine gerek yok aşkım, yanımda sen olsan yeter. Umrumda değil, deniz dalgasız kalmış. Rüzgar tek gül olan dalı koparmış. Deseler ki yarın kıyamet varmış,
Her şey bir yaran aşkım. Yanımda sen olsan yeter. Kelebek misali bir günlük ömrüm olacak. Hayalini kurduğum her şey düşte kalacak. Gençlik yaprak yaprak düşüp solacak. Hiç pişman olmam aşkım. Yanımda sen olsan yeter. Haydi çocuk gibi koşup duralım. Sağra diye size saat soralım. Umuda düşerken yanımda sen olsan yeter. Ecelle uykuya merhaba deriz. Ölüm şerbetini alıp içeriz. Şöyle bir tebessümle çeker gideriz. Kefene gerek yok aşkım. Yanımda sen olsan yeter. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Şimdi hoş geldiniz diyebilir miyim? Hoş bulduk Esra Hanım. Sağ olun. Buyurun teşekkür lütfen. Ederim. Bana bu imkanı sunduğunuz için. Size de yazdım. Geldi mi? Ne geldi mi? Afrodit şiir. Ha gelmedi. Okur musunuz? Esra Erol diye mi? Yoksa Esra diye mi? Şöyle bir şey paylaşacağım. Hani sinir değil aslında. Tam tersi. Duygularım bana anlık geliyor. Aktarıyorum. Ondan sonra sorsanız yanındayken sen mi yazdınız? Orasını hatırlamıyorum. Ama kırdığım insanlara da üzdüğüm insanlara da asla şey yapmıyorum. Sevdiğimi de her şeyi paylaşıyorum. Ne yaptığımı iyi biliyorum. Ben sevgi insanıyım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. İzmir Bornova'dan katılıyor. Evet. Soyadı katı ama kendisi gayet hani sıcak, yakın ve yumuşak bir insan. 52 yaşında. Daha evet. Önce başınızdan bir evlilik geçmiş. Uzun bir süre önce ayrılmışsınız. Sonra komşunuz Necla Hanım'a gönlünüzü, aklınızı kaptırmışsınız. Evet, kaptırdım. Kaç yıldır İyi ilişki yaşıyorsunuz? Kaç yıldır beraber yaşıyorsunuz daha doğrusu? Biz Şubat'ta beraber olduk. Şubat'ın 11'inde ben Necla Hanım'ı görüyordum da orada burada içimde bir kıpırtı oluyordu. Acaba diyordum, acaba diyordum. Meğersem benim sokağımda kiracıymış o. Ben pazardan çıkarken Necla Hanım'ı gördüm. Bir baktım konuşmaya müsait etraf. Sok oğlum dedim, aklım, kalbim sizde. Ben söz dinleyemiyorum. Niyetim de olursa ciddi. Siz bana deyin ki bu iş olur. Sana bir konuşma fırsatı, bir imkan veririm. O zaman benim yüreğim rahatlar. Siz hayır asla olmaz bu derseniz benim yüreğim Türkçe konuşur, Türkçe anlar. Kabul ederim dedim. Herkes ona devam eder. Gönlüme söz geçiremiyorum dedim. O da sağ olsun. O izni verdi bana. O müsaadeyi şey sundu. Konuştuk, ettik. Her şey tamam, maddiyat yok, vesaire yok falan filan yok ama her şey rüyalardaki gibi oldu. Peki her ikinizin de 17 sene 17 sene sonra ben kimseye seni seviyorum. Şununla olsam, bununla olsam hiç asla demedim. Ama o içime o ateşi düşürdü. Gönül kimi severse aşk ondadır. Peki Necla Hanım da başından evlilik geçmiş. Onun da çoluk çocuğu var. Evet. Aslında aynı şartlarda, aynı kriterlerde ikinci baharı yaşamak isteyen iki insansınız. İkimiz de aslında çocukluğunu yaşayamayan, ikimiz de sevgiye muhtaç. İlk defa doğru zamanda doğru insandık. Doğru insandınız. Ve hayata, ikinci baharı, aşka kapılarınızı açtınız. Evet. Beraber yaşamaya başlamışsınız. Evet. İlişkideki kural neydi? Şimdi ilişki deneyimi beraber olan... Beraber yaşayalım derken ben oğlumla kendi evimde kaldım. Fazla müsait değildi evim. Eşim de kirada kaldığı için geniş ve büyüktü. Ben dedim aşkım olursa kirayı verelim. Ben senin yanına geleyim. Kabul eder misin dedim. O da bu kafaya takılacak bir şey değil. Ne demek? Sen benim eş adayımsın, eşimsin diyerek kabul etti. Orayı da halletmiş olduk. Evlilik planı yapıyordunuz. Şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ilişki deneyimi olan, evlilik deneyimi olan artık hayatta ne istediğimizi bildiğimiz yaşlardayız. Evet. Kendimizi de tanıdığımız, duygularımızın da farkında olduğumuz. Aynen öyle. Siz Necla Hanım'la masaya oturduğunuzda, ya İbrahim ben seninle bu ilişkiyi yaşarım. Evet. Ama benim kurallarım var. Ya da bir benim kuralım, bir ilkelerim kuralım. Var. Bakın bunlar çok güzel şey. Benim ilkelerim var. Bu ilişkiyi yaşarken şunu 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 yapmayacaksın dedi mi? Sadece bana bir kural koydu. Kuralı eski eşimden, ilk eşimden çok şiddet gördüm. Eğer ola ki fikir ayrılığına düşersek lütfen dedi kapıyı çekip gitme. Salonda dur. Hani onun evinde yaşıyordum ya kiralık evde. Salonda dur dedi. Mutfakta dur. Yatak odasına git. Ama her şeye rağmen, her ataroma rağmen
icabına cesaretin varsa bana sarıl ama lütfen dedi odadan şey... Güzel bir şey söylemiş. Evden çıkma. Kapıyı çarpıp gitme. Ben, aralık bırak, tekrar girebilesin içeride. Her şeyi bilen ben aslında bir şey bilmiyormuşum. Ben aslında fikir haline düştüğümüzde eğer öyleyse... Peki. Ben zannettim kapıyı çarptım gittiğim zaman o bir hani şey olarak... Peki ben bu kuralı kapıyı... kaç kere şey yaptınız, yok saydınız? O ikak vermişti bana. Bir flörtte yaptım. İki de imam dikkat etmeden önce ve sonrası yaptım. Benim de şeyim üzüldüm. Ev senin evindi ya. Ben de babamdan böyle şey yapınca böyle ağrıma gidiyordu. Böyle dedim hani... Kendinizi orada sığıntı gibi mi hissediyordunuz? Galiba dedim yani evet. Yani hani şimdi iki, ondan yoksa benim gidecek yerim yok. Şimdi ikiniz ortak bir eve girer, kirayı paylaşırsınız, hayatı paylaşırsınız ama bilirsiniz ki siz de oraya aitsiniz. Siz hiçbir zaman Necla Hanım'ın evine kendinizi ait hissetmediniz. Ait hissettim. Ama? İşte hani belli bir yere kadar tabii ki olur. Mesela hani... O başka bir duygudur. Evet, kendinizi evet, böyle... Tam hissetmezsiniz, yerleşik düzende hissetmezsiniz. Nasıl bir ilişkiydi beraber yaşarken? Necla Hanım şimdi siz duygusal bir adamsınız. Necla Hanım size nasıldı? Ben o daha mı katıdır? 10 çay olur iş yerlerinde bilen bilir. 10 çayında ben patronla veya o an bir işçilerle bir şey paylaştığım zaman şiir, iltifat vesaire yapmazsam onu 10 geçe arardı beni. Hı. Aşkım hayırdır gelmedi o güzel sözler. 3'te yine arardı. İstiyorum devamını. Akşama gelirdik yine öyle. Yani öyle bir... Yani günde 3 öğün gibi güzel söz bekliyordu öyle sizden. Birliktelik yemek vardı ki, gibi. Öyle birliktelik vardı ki. Ne bileyim ben yemek yiyemezdim. O bana ağzıma ikram eder vesaire yapardı. Bir elimiz hep kilitliydi. Hani evde. Evde. Ben ona şey yaparken... Affedersen... İbrahim Bey şunu bir canlandırabilir miyiz? Aynı evdesiniz. Şubat ayından beri. Bir şey beraber... Yani... Hayır başka birine gerek yok. Canlandıralım deyince. Emrah gelebilirsin istersen. Şimdi masadasınız. Evet, mutfakta. Şimdi 7/24'te hani işe gitmenin haricinde berabersin. Sürekli eller bir tarafta tutuşuyor. O size yemek yediriyor, siz ona yemek yediriyorsunuz. O daha çok yediriyor. Şimdi haksızlık etmem, evet. Evet, yediriyoruz. Ama o aşırı derecede. Yani bu kadar... Hülyam'la Selam Bey'in evliliği de öyle. Gülme. Yani el ele hiç bırakmıyorsunuz elleri. Evin içinde de el elesiniz. Affedersiniz, bir uyurken... Uyurken de sarılıyor zaten. Hani o kadar yani bir yapıştırıcı yok aramızda. Ne güzel bir şey ya. Allah i̇kimizin Allah, sevgi, aşkı daim etsin. İkimizin de çocukları var. Benimkisi... Ben de bu akşam bir Ali ile deneyeceğim bunu. Bir evin içerisinde... Hayır gerçekten ya evin içerisinde hep el ele dolaşacağım. Evet. Ya deneyeceğim ya. Esra Hanım. Ama kısa sürmüş. Bak onlar demek ki şey değil. Kural her şeyi bozmuş. Bu kadar romantik bir İbrahim Bey'i Necla Hanım niye terk etti? Şimdi herkesin kafasında o soru. Ben sadece işte sadece kural ihlalinden gittiğimi düşünüyorum ama avukat hanım. Mesela o kadar gelen oluyor ya buraya. Ben aldattım, ben şiddet uyguladım, dövdü, şeydi vesaire yaptı. Ben çocukken bu şiddetleri çevremde gördüğüm için, birinci evliliğimde yaptığım için onlarla biz mesela konuşarak medeni bir şekilde ayrıldık. Hani onların varlıklıydı, beni hor görüyorlardı. Konuşarak ben bir şekilde sizi anladım. Şimdi herkes Necla Hanım'ı kıskandı. Ben o zaman bu soruyu Necla Hanım'a sorayım. Bence de. Yani sorun. Herkes kıskandı. Derse ki ellerimi öpmedi. Derse ki ayaklarımı tek tek öpmedi. Derse ki hata yaptım. Saçlarını tekrar dönüp öpmedim. Derse ki bana şiirler, şarkılar söylemedi. Derse ki... Parmaklarını mı öpüyordunuz tek? Derse ki... Çünkü şimdi... Düşünsene işaret parmağını öpsen serçe kalacak kenarda. Onu iki sefer öpüyordum. Hani küçükken ben oğlanları öyle yatırırken öpeyim bahanesiyle bir de şu yumuklar vardı ya bu yumukları da tek tek öper miydiniz? Aynen. Küçük diye onu daha çok öperdim. Ha? Küçük diye daha çok öperdim onu. Esra Hanım derse ki... Valla bir şey söyleyeyim aşktan anlamıyorsunuz ya. Esra Hanım. Evet. Hepiniz şu anda kıskançlıktan böyle yapıyorsunuz. Esra Hanım, evet. İçimden gelerek yaptım. Derse ki bulaşık yıkamadı, içimden gelerek yapıyordum. Derse ki halları süpürmedi, etrafı paspas atmadı, içimden gelerek yapıyorum. Derse ki pencereleri silmedi. Niye yok artık? Biz siliyoruz, onlar niye silmiyorlar? Şey hanımefendi, çok güzel oluyor yardımlaşmak, paylaşmak. Gerçekten.
O bana bir şey demedi. Kimse yanlış anlamasın. Artık. O bana... Bir şey söyleyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bak, kimse yanlış anlamasın. Kendisi de duyuyorsa onu çok seviyorum tekrar. Temizliği, bulaşığı, yerleri silmeyi, cam silmeyi. Bulaşık makinesi vardı da. Hayır. Ben yine, ben yine... Ev içi yardımlaşma, dayanışmanız vardı. Ama o bana hiçbir şey istemiyordu. Peki, ben... Necla Hanım telefon attığında. Ciddi mi? Alo deyin lütfen. Ay. Sol yanım, selam. Sol yanım, alo. Düştü mü? Esra Hanım. Sol yanım, selam. Nasılsınız? Nasılsın? İyi, ben fena değilim. Ben de masaf değilim. Oo. Sebebi? O fotoğrafımı kaldırır mısınız rica etsem? Tabii. Baktım, fazlan tepim, ailem arıyor beni. İlişkinizi biliyorlar mıydı aileniz? İlişkim, ben söyledim böyle, eşim, ben aileme söyledim, konuştuk. Burama sürekli kapıyı çapıp da gidiyor, deli gibi hareketleri var. Benim 17 yaşındaki çocuğumla aynı fiyat yani. Ben ha çocuğumu yetiştirmişim, ha İbrahim'i yetiştireceğim. Hayır, ben bu saatten sonra ben İbrahim'i istemiyorum. Oo. O fotoğrafını da kaldırmasını istiyorum oradan. Fotoğrafınız kalktı. Necla Hanım, ne kadar süre bir ilişki yaşadınız? Gel İbrahim, bak. Yaklaşık bir ay bir ilişkimiz oldu. Evet. Yani olmadı, yürümedi. Yürümedi. Peki İbrahim Bey size şiddet uygular mıydı? Hayır, şiddeti yoktu. Biraz önce şöyle bir cümle kurdu. Benim onunla, ona sevgimi sunmadığımı, şiir okumadığımı, evde yardım etmediğimi söyleyemez dedi. Bunlar doğru mu? Kesinlikle yok. Şiir okuyordu. Şiir... Yalan değil, okuyordu. Yani saçınızın her telini bile öptüğünü, sizi o kadar sevdiğini belirtti. Şimdi bak Esra Hanım, her şey öyle yapmacık olmayacak yani. Cidden olmalı, harbiden olmalı, adam gibi olmalı. Gerçekten... Benim karşımda adam olması lazım yani, bana çocuk değil. Çocuk gibi mi davranıyor? Çocuk gibi davranıyor. Her şeyde küçük gidiyor, kapıya çıkıyor. Benim çocukta, benim oğlum gibi yani, aynı öyle yani, çocuğum gibi. Peki... Ben çocuk büyütüyorum, bir de bunu büyüteceğim yani. Oo. İlişkiyi net olarak mı bitirdiniz? Ben de bitti. Ben gerçekten yemin ettim. Eğer bir daha kapıyı çarpıp gidersen dedim, Allah şahidin olsun dedim, bir daha sana affetmem dedim. Bu kadar. Kaç kere terk etti sizi böyle kapıyı çarpıp gitti? Peki bu ilişkideki en önemli ve tek kuralınız buymuş. Evet, kesinlikle. Yani bana küsme ya da küssen bile yan odaya git, sakın evi terk etme demişsiniz. Aynen öyle. Her seferinde bu kuralı ihlal etti, yok saydı. İki sefer dedi ama. Bitti mi yani Necla Hanım? Bitti Necla Hanım. Ben şu an kapatma zorundayım. Kapatmayın. Kesinlikle. Bak, çalışan bir insanımdır. Ben kendisi de bilir. Son köpekler gibi çalışıyorum. Ben kendime yetiyorum da. Ama ben onu insan olarak, ben onu insan olarak yanıma aldım. Yani bir eş olarak, bir koca olarak. Yanıma aldım diyor. Bir erkek olacağında geçsin diye çabaladım. Ama olmadı. Ben şu an kapatma zorundayım. Ne iş yapıyorsunuz? Kaynak ve boya. Ne? Kaynak ve boya benim gibi. Kaynakçı mısınız siz? Evet. Helal olsun size. Kaç yıldır yapıyorsunuz mesleğinizi? Ben 5 aydır. He? 5 aydır. 1 aydır. 1 aydır. 8. Ha, 8 aydır. Peki hep yıllardır kaynakçılık mı yapıyorsunuz? Hayır, ben özel sektörde çalışıyordum. Balat'ta işinde. Yalnız bu arada gerçekten şimdi hani belli meslek gruplarında kadınların çok olmadığı düşünülür. Siz o ağır ve zor işte kadın olarak... Şahane baş ediyorsunuz anladığım çünkü kadarıyla. Çünkü benim peşindeyim. Benim 2 tane çocuğum aslan gibi. Bir kızım, bir oğlum var. Şunu sormak istiyorum kapatmadan önce. İbrahim Bey'le, İbrahim Bey'e gönül kapınızı açtığınızda bu ilişkiden aslında bir kadın olarak ne beklediniz? Ne istediniz? O zaman... Yani ben yanımda bir yoldaş, bir yani hasta olduğumda yanımda olmasını istedim. Yani ne bileyim ya, şimdi, bilmiyorum, ben bir şey bilmiyorum. Şimdi anladım ki, bugün anladım ki yalan söylüyorsun. Bunları yapan sen, insan böyleyse. Sen doğru söyle, tamam mı? Bunları sen yapan insan böyleyse her benim erkek bir çocuktur. Ama diyor, oğlumla ikisi, kapattı bak. Oğlumla şimdi söylediği her cümlenin üzerine teker teker konuşacağız. Diyor ki,
Ben şimdi oğlumu büyüteyim, İbrahim'i büyüteyim. Çocuk gibi davranıyordu diyor. Hep küstüm oynamıyorum tarzında davranıyor diyor. Sık Esra küser Hanım, misiniz? Esra Hanım, küsme değil. Mesela diyor ki mesela 7 seneden beri kankim var diyor, erkek. Mesela ben biliyorum ki sen evlisin. Senin erkek olarak eşin niye aramıyor bizi, çaya davet etmiyor da sen lay lay lom konuşuyorsun. Bir de kurallarım var diyor, telefona bak, ben telefona bakmıyorum zaten, kaynaklı olarak gözlerim bozuk vesaire. Benim tuşlu telefonum var burada. Hı-hı. Ben akıllı telefonu ne kullanmayı, ne açmayı, ne vesaire yapmayı bilirim. Hı-hı. Hani çok arayan oluyordu, sonra herkes kesti. Şimdi böyle bir insana, yani şimdi bak şimdi ilk eşi 3 kız bir oğlandı senden olma. Ona baktın da, buna baktın da şiddet uygulamıyor, söyledi. Böyle yapıyordu, söyledi. Avuttu, söyledi. Onun oğlu vardı, benim oğlum da vardı, benim dünyası içine kapanık bir oğlum. Hayır, şunu söylüyor sizin için. Ben diyor onunla iyi bir iyi birliktelik yaşamak istedim. Ama İbrahim Bey küsme huyuyla beni bu ilişkide çok yordu diyor. Onun niye biliyorum, ne yok biliyor musun? Maddiyel olarak belki beklentisinin altında kalmış olabilirim. Her ne olursa olsun sizlere soruyorum ben. Ne kadar iyi ne kadar kötü olsa da sizler de karşınızdakiniz evli yani gönlünüzü açıp evliye karar vermişseniz, diyor ki ne, büyüklerim istedi, büyüklerim istemedi. Bizi zaten büyükler kimse istemedi ki. Annem babam bana küstüğünde o kız biraz yukarıda, sen ve duygusalsın. İlk evliliğinde biraz yıkıldın, kendini toparladın. İkinci evliliğinde bunu kaldıramazsın. Bu iş olmaz, göreceksin dediler. Ben dedim içimden olur. Ayak uydururum. Hani benim zamparalığım yok, kumarım yok, vesairem yok. Şimdi sen 3 kız, genç kız olarak konuşuyorum sizlere. 3 kız bir oğlana gidiyorsunuz, evleniyorsunuz ilk eşinizle. Onları gidiyorsunuz. Her gün dayak, her gün burun kırması, her gün vesaire. Şu kıyafetiniz aylarca üzerinizde kalıyor. Ahır temizliyorsunuz, katlanıyorsunuz çocukken. Aç açıkta. Benimle başınıza güller tökülüyor. Şiirler yazılıyor. Ev işlerine yardımcı oluyor. Dediği gibi şiddet yok. Bir de hani İzmir Bonova'ya gelenler bilir. Hareketli canlı müziklere vesairelere, ne bileyim şeyler. Evde yemek varken benim cebimde kenarda param yoktu, babadan kalma, benden kalma. Kartlarımı çıkarıyordum içimden, götürüyordum aşkımı. Soliste solist, canı ne çekiyorsa o. Hesap beklerken kendimce 1000 lira geliyordu, hesap 2000 lira. Ama ben demiyordum ki ne, bende param yok. Aşkımla ne mutluyum, bugün güzel bir gün geçirdim. Ama öyle gerisi, bir yaşanmaz yok, yani insan. Yok, her gün yapıyorum demedim. Anladım. Her gün ama yapıyorum, en azından demedim. Mutlu ediyordun. Yani ne demek, siz sevdiğimiz yemeği... Necan siz, mı? Siz benim sevdiğim yemeği yapınca... İbrahim Bey bir şey söylesem, hani incinmenizi istemem ama... Sen Necan'ın bıkmış gibi değil mi? Niye bıkmış gibi biliyor musun? Talipler çoğaldı ondan. Ne demek o? Bence... O sizce ben buraya ne onu kırma, ne rencide etme, ne hakaret etme, ne şeyine şey yapayım. Ama onlar katlandın, üç kız bir oğlan katlandın, bana neye katlamadın? Bir oğlan büyüttün, her oğlan bir... Siz biraz yapı bir olarak hani bazı, şimdi biz duygusal insan severiz ama aşırı da duygusal insan sevmeyiz. Bir insan sürekli duygularıyla hareket ediyorsa hep... şey gibi ya, duyguların hareket ettiğinde, duygular da böyle hani günlük şeker şey gibi inip çıktığında, düşünsenize yanınızdaki insanın o dengesizliğiyle yaşamak çok yorucu olabilir. Sizden biraz da mantık beklemiş. Esra Hanım, ben zaten sizinle hareket ediyordum ki. Ben işten gelince ne yapıyoruz aşkım diyordum, ne yapıyoruz diyordum. Hadi çıkarıp gelelim diyordum, ne yapıyoruz Anladım. Aşkım, şey yapalım hani mesela. Peki, ben tekrar ekip arkadaşlarımız Necan Hanım'la konuşacak. Belki İbrahim Bey'e bir şans daha verir, bunu da beraber yaşayıp göreceğiz. Sizi uğurluyorum, söylemek istediğiniz son cümleyi alayım. Ben şimdi öyle oluyor ama ön yargıyla insanları dışlayabilir. Anlatabiliyor muyum? İnsan insanları dışlayabilir. Ön yargı da olabilir. Benim asıl korkum var ya, hani korkularla yaşamak. Bugün patron ne dedi acaba? Eşim böyle olacak mı? Şeyim böyle olacak mı? Hani aklından geçen her şeyi şeyden korkmaya başladığında insan bu sefer kendinden de vazgeçiyor. Bu arada parmağınızda yüzük var. Necan Hanım'ı temsilen mi takıyorsunuz? Yani sizi görenler bu adam evli mi desinler? Evet. Peki. Teşekkür ederim. Uğurluyorum sizi.
varsa kısmetleri bir kere daha inşallah denerler. Şükrü Suntay geliyor, buyursunlar. Önce ne oldu? Melike nasıl? Babaannesinin yanına aldı. Abim ben aradı ki Melike annemi kaçırdı. Ben hemen bindim gittim köye. Hı hı. Karakola haber verdim. Annem geri karakola götürmüş Melike Erol. İfade vermiş. Demiş ki ben kendi istihamıyla kalıyorum deyince Esra Hanım dosya geri iptal oldu. Demiş ki götürürken gel babaanne seni evlendireceğim. Ya babaannem 74 yaşında evlenmeyi ne yapsın Esra Hanım? Adamlar geldi dünürcü oldu, ben kovdum adamları. Köydeydim ben o zamanlar. 4-5 sefer kovdum. Bir de abim aradı ki beni gece saat 12-1. Annem dedi Hamide, Hamit ismi, Hamit Altan. Ona kaçmış dedi. Abim, 70 yaşında kadın. Evet, 70 yaşında annem. Peki Kezban Hanım'ın evlenme hayali hep var mı? Var evet. Yani anneniz Melike'nin yanında kalıyorsa koca bulunacak diye. Evet Esra Hanım. 74 evet, yaşında. Evet, 49 doğumlandım. Bir de çok önemli bir iddianız var. Buyurun efendim. Melike benim annemi dilendiriyor. Evet, bunu gör, şahidim var. Şimdi yeğeniniz telefon attığında söz evet, hakkını, cevap hakkını kullanacak. Babaannemin kartını almış İstanbul'a kaçtı. Babaannem maalesef ekmek bulamaz. Kırmızı ne yedi, yarım küflek ne yedi. Yalan söylüyor Esra Hanım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Tamam. O dönemde annenizin maaş kartı sizde miydi? Yok, hayır. Hayır Esra. Çok basit. Hayır, o dönem Esra. 4 yıl öncesinin ekstrelerine bakıldığında yok, maaş kartında kadın köydeyken İstanbul'dan alışveriş yaptığı yok, çıkarsa yok, maaş kartı yok, sendedir. Evet. Yok Esra. Tamamını hayır, dinlemek istiyorum. O Şükrü Kayseri'ye geldi. Kışın ben Kayseri'de oturuyorum. Evet. Kayseri'ye geldi babaannemi görmeye. Geldim. Anne dedi. Kartını ver bana dedi. Ben sana ayda 500 lira, 1000 lira gönderirim neyse dedi. Yine Melike'nin yanında kalıyorsan kal dedi. Sen onun parasında değilim, pulunda değilim. Yalan diyor söylüyor ki, Esra Hanım, yalan söylüyor. Bir dakika, sen kes kesini ya. Annemi sokaklarda dilendiriyor. Şahitlerim var. Evet. Şimdi onu da açıklayayım Esra, evet, Esra abla. Kendisine tek ifade almışlar. Babaannem demiş ki oğlum etmeyin. Ağlamış karakolda, beni onların yanına salmayın. Ben dilenmiyorum. Torunumun yanında kalıyorum. Ben yardım alıyorum. Oradan buradan yardım alıyorum. Benim eşim çobanlık yapıyor. Ben niye dilenmeyeyim, niye dilendireyim? Telefon attığında Şükrü Bey'in eski kayınbiraderi Mustafa Bey var. Sever mi sizi? Hiçbir şeyim, sorunum yok yani. Şükrü Bey'i sever misiniz? Hayır, sevmeden onu. Ben zaten ben seviyorum ama Esra. Bu adamlar tam bir şikayetçi bir insan. Sensin, terbiyeli ol. Esra Hanım, bu adamın araba, annesinin arabasının sebebini söyleyeyim mi size? Söyle. Bu adam çalışmıyor, annesinin emekli maaşını iki kardeş bölüşüyorlar. Yarısını abisi, yarısı bu geçiriyorlar. Aynı senin babana engelli baktığın kızım, gibi. Engelli kardeşin yanına kalıyor, şimdi onunla götürmüş. Engelli maaşını alıp iyi bir çift evine. O alıp, senin babana. Engelli kardeşiniz yanınızda mı? Engelli kızım benim yanımda, benim bir aydır. Sana annenin yanından engelli kızını nasıl yanına aldı evet, diyorum Şükrü. Ha, evet. Sırf maaş için Esra mi aldı? Esra Hanım, o çocuğu kandırmış, almış yanına götürmüş. Sırf o engelli maaşını alıp da geçirmek için. Esra Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Çalışmıyor ki bu adam. Şükrü Bey, benim yalan kızım, annem bana gösterilmiyor dediniz. Evet. Herkes sizle ilgili iddiada şunu söylüyor. Buyurun. Şükrü sadece maaşın peşindedir. Şey yok Esra Hanım, vallahi peki, da yok. Peki, yarın devam yok, edeceğiz bu tamam, konuya. Bunu teşekkür yalan ediyorum, söylüyorlar Esra Hanım. Peki, buyurun lütfen. Bunu yarın görüşeceğiz. Buyurun böyle. Şükrü Suntay programa katıldı. Annemi, yeğenim Melike Erol 4 yıldır yanında tutuyor, bizimle görüştürmüyor, iletişimini kesti. Onun maaşından faydalanıyor iddiasında bulunmuştu. Yeğeni Melike Erol dün canlı yayına bağlandı. Tam tersi Şükrü Suntay ile ilgili inanılmaz iddialarda ve açıklamalarda bulundu. Asıl annesinin maaş kartında gözü olan amcamın kendisidir dedi. Şimdi Yozgat'a gidiyoruz. Özkan karşımızda olacak. Yanında da yeğeniniz Melike Erol var. Evet efendim. Buyurun. Evet efendim. Melike Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra abla. Teşekkür ediyorum kapılarını açtığın, söz hakkını, cevap hakkını kullandığın için. Rica ederim. Kaç çocuğunuz var sizin? Kaç yıldır evlisiniz? 2. 7 yıldır. 7 yıldır. Bulunduğunuz yer Yozgat Sarıkaya sanırım değil mi? Yaşam yeriniz. Evet. Evet. Eşiniz ve çocuklarınızla orada yaşıyorsunuz. Onlarla birlikte köyde yaşıyoruz. Kışın Sarıkaya'da. Peki amcanız sizinle ilgili babaannesinin yanında tutuyor. 10 bin lira emekli maaşını yiyor ve aynı zamanda onu dilendiriyor iddiasında bulundu. 4 yıldır
babaannenizi çocuklarıyla, yakınlarıyla, sizin dışınızdaki hiç kimseyle görüştürmüyor musunuz? Yalan. Kendisi geçen sene işte anlatmıştı zaten, bayramda geldi, annesini gördü. Parası, yani annesini de görmedi. Para için geldi. Kartı istedi. Yalan, annesi de vermeyince çıktı gitti. Yalan söylüyor Esra Hanım. Bir sen doğrusun ya, sen sus. Tamam, kes, ben senden muhatap olmuyorum. Baban yine sağlık. Esra abla, ben babaannemi kışın size dün anlatmıştım zaten. Kışın gittim köyden, evinden aldım. Kendisi dedi gitmek istiyorum dedi. Beni de götür dedi. Bindim, aldım arabaya, geldim. Ben babaannemi niye kaçırayım? Kendi öz babamın annesi, babaannem. Babaanne ne haldeydi aldığında? Babaannem çok rezil, perişan haldeydi. Kendisi İstanbul'larda kartını almış, geziyen bir vaziyetteydi. Sen doğrusun, ben yalanım, sen doğru konuşuyorsun. Sen babaannenin halini. O gördüğün, bulduğun halini anlat. Evet. Biz köye gittiğimizde kıştı, ben yeni doğum yapmıştım. Dün de anlattım zaten. Babaannemin evinde ekmeği yoktu. Ekmeği yalan, Hasan amcam var Hanım, köyde. Ekmek almamış babaanneme. Ben Sarıkaya'dan zaten gittim. Kayseri'de oturuyordum o zaman, geldim. Babaannem perişan durumda. Kendi odununu kendi kırıyor. Kar yağıyor. Yok, perişan, rezil öylesine. Hayır. Ekmeği yok, aşı yok, çayı yok. Bir de orada kartını almış gitmiş İstanbul'larda, yalan geziyor. Orada yalan. Da yalan yalan, hayır. Yalan. O annemi şöyle hayır, diyorlar. Anneni senin elinden kurtardım ben. Ben kabul etmiyorum. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Bu 4 yıl öncesinde amcanız Hasan'ın yanında kalırken babaanneniz işte aç olduğunu, evde yemek olmadığını söylüyorsunuz. Babaannenizin amca Hasan'ın yanında kalmıyordu. Tek başına kalıyordu. Tek başına kalıyordu. Kimse ilgilenmiyordu. Kartı, parası var mıydı üzerinde? Gidip bir ekmek alacak kimse yoktu. Yok, hiç yalan parası da yoktu. Ekmek alıp getiren de yoktu. Tekrar soruyorum. Babaannem şöyle anlattı. Biz oraya gittik. Babaannem oturdu, ağladı. Dedi ki, Hasan'a dedim ki dedi, iki tane ekmek al da gel. Hasan da ekmek yiyek, acıktım dedim dedi. Kartını Şükrü götürmüş. Yalan, o yiyor, o ekmeği alsın Hanım, dedi. Hayır. Dedi ben yarım poşetteki tüm ekmeği yedim dedi. Hayır. Yalan Esra Hanım, yalan. Hayır, Esra sen Hanım, doğrusun. Hayır Esra Hanım, o yalan. Ben buyurun doğrusunu siz anlatın. Esra Hanım bak, ben İstanbul'a geldiğimde ben İstanbul'daydım. Annenizin maaş kartı sizde miydi? Yok, hayır Esra Hanım. Bak dekontlarına nereden harcanılmış, dekontunu çıkar. Kendindeydi. Ben de olduğuna dair çıkarsa ben ceza almaya razıyım Esra Hanım. Ben her suça cezaya razıyım. Bu yalan söylüyor. Esra Hanım, annem bunun yanında geçen... Sen doğrusun. Annemdeydi Esra Hanım kart. Peki 70, o zamanlarda 70, şimdilerde 74 annen yaşındaki kart, kadın. Annen de kart verdi. Niye Hasan amcam anneni götürüp de maaşını alıp ekmek alma dedim, küfür ekmek yedi. Şimdi köyde anneniz banka kartı sen üzerinde... Sen kendi çocuklarına bakmıyorsun. Ya perişan sana ne benim çocuklarımdan kes. Ben çocuklarım için değil Esra Hanım, geç. Ben annene mi konuşuyorsun sen orada? Ben çocuklarım için çıkmadım. Ben annem için çıktım. Ne istiyorsunuz anneniz Esra için? Annenin ne için çıktın, annen için çıktın? Bana teslim edilmesini istiyorum. Ne? Annemin bulunup bana teslim edilmesini istiyorum. Ne yapacaksın? Annen kayıp değil ki bulunsun. Tamam, annem benim tamam, yanımda. Benim yanıma getirilmesini istiyorum Esra. Şükrü Bey 4 yıldan beri kayıp, siz mürahat niye az daha mı yiyeceksin? Yok, ben savcılığa 1 ay 2 ay önce de tamam, dilekçe verdim Esra. 4 yıl. Ya tamam Esra. 4 yıl niye beklediniz? Yok ben Esra Hanım, ben İstanbul'dan geldim. Annemi aradım. Karakollara gidiyorum. Karakol diyor ki bana, biz burayla ilgilenmiyoruz. Sarıkaya. Siz nerede olduğunu biliyorsunuz. Kışın gidiyorsunuz çünkü Melike'nin yanına. Bak ben bir sefer gittim Esra Hanım. Siz nerede olduğunu bildiğiniz halde savcılığa niye kayıp başvurusunu 1 ay önce yaptınız? Esra Hanım ben kayıp olduğunu ama biliyorum ama ben gitmiyorum. Bir sefer gittim Esra Hanım annemin yanına. O da geçen sene Ramazan bayramında. Tamam. Kayıp değil ki bu kadın. O zaman biliyorum. Tamam, anneniz kayıp mı? Annem bunun yanında da göremiyoruz hayır. Esra Hanım. Kimin yanında? Yeğenimin Melike'nin yanında. Yanında. Kaç yıldır orada kalıyor? 4 yıldır evet, orada kalıyor. Evet. 4 yıl önce bu kadın maaş kartı yok, parası yok. Yok hayır, parasını çekip getiren, atıyorum odununu kıran, yok, ekmeğini Esra. Aşını koyan kimse yalan yok. Esra Hanım, yalan. Bu 70 yaşındaki kadın bir kocaya varmak zorunda kalıyorsa, aman karnımı doyuracağım bir ev olsun, bana sahip çıksın diye biriyle evleniyorsa çok acı. Esra Hanım bak ben odununu... Sizin anneniz hala 70 yaşında koca meraklısı bir kadın mı? Evet Esra Hanım. Melike zaten evlendireceğim diye götürdü Esra. Melike 4 yıl annem, boyunca... Annem koca meraklısı derken sen yalan, utan lan orada yalan. Utan. Özkan şunu sor, 4 yıl boyunca... Annen bir dakika dur. Geçen sene annen seni aradı. Bayram günüydü. Ben Erbek'te çobanlık yapıyordum. Annene... Söyleme.
Terbiyeli ol. Annen hiç aramadı mı seni? Sen anneni aramadın beni, bayramda beni, lan. Annen beni seni aradı bak, annen seni. Bak beni dinle, dinlemesini bil. Ben Başakşehir'de çalışıyordum Esra Hanım geçen sene. Annem benim annem öldü. Bir dakika be. Benim annem tamam, öleli 3 sene oldu diye köye yayın ettin. Ben, bana göstermeyince benim annem öldü dedim Esra Hanım. Herkese yaydı. Herkese dedim. Peki ben. Anneniz sizi aradığında onunla telefonda konuşuyor muydunuz? Bana dedi muydunuz? Ki bak konuştum bak. Dedi ki bana dedi bir tane yok, telefon konuşmadı, al dedi. Telefonu kapattı. Bir dakika telefon al bana Şükrü dedi. Evet. Tamam annedim senin maaşın var. Ben dedim Başakşehir'de çalışıyorum kış 12. ay. Ben zaten dedim konteynerde kalıyorum. Ben çocuklarıma para gönderemiyorum ki dedim. Kendine maaşından alınca bir tane telefon atsın Melike dedim. Demedim mi bunu ben? Melike yalan yani, söyleme. Yalanı sen söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Yalan Esra Hanım. Zaten benim telefonum vardı. Ya sürekli benim aracı, yanımdaydı. Ya, aradığında bak, ulaşamadın dakika, mı? Anneme, annen seni aradı. Anneme Esra Hanım. Sen annenle konuşmadın bile. Telefonları yüzüne kapattın. Bak Esra Hanım. Annen senden telefon istediği için senden rahatsız olmuş ben. Olabilir misin? Yok Esra Hanım. Yok, bak, olabilirsin. Yok, kendimi yok, geçindirmekte yok, zorlanıyorum. Bak, anneme ben Esra Hanım. Oldu onun para cebinden hiç çıkmadım. Ama habire iyiyim içeyim geziyim. İyiyim içeyim geziyim. Yakınlı telefon değil. Hattıyla. Telefonuyla aldım. Annem köyde komşu gitmiş bunun oraya giderken telefonu. Şükrü anne senden bir şey talep etmiş. Annesine bu kadar yakın olmak isteyen biri annesinin bu isteğini bir şekilde yerine getiremez miydi? Ama tamam miydi? Esra Hanım ben annemin maaşı var diyorum. Bunun maaşını alınca bir tane telefon alsın Melike dedim. Melike'cim şunu öğrenebilir miyim senden? Babaannen evlenme meraklısı bir insan mı? 70 yaşında bile olsa hala aklı evlenmekte mi? Babaannem evlenme meraklısı bir kadın değil. Onların yüzünden evlenme meraklısı oldu. Onu da orada utanmadan onu konuşuyor annen geç, evlenme utan, meraklısı diye. Utan, ya. Annenin iki tane çocuğu ölmüş. Annen sen, evlenmeyi ne yapsın? Onu, sen sizin onu, yüzünüzden hamile sen, kaçtı. Sen orada onu, da dirlik vermediniz. Onu, yuvasını yıktınız. Aldınız onu, götürdünüz. Dinlemesini bil be. Sen onu evlendireceğim diye götürmedin. Kes sesini. 4 yıl. Şimdi bir saniye. O zaman olaya bakalım. Yalan konuşma. Sizin yanınızdayken anneniz Hamit isminde 90 yaşındaki bir adamla 6 ay dini nikahlı beraberlik evet, yaşıyor değil evet, mi? Esra. Bak, evet. Hasan ve senin yanındayken. Evet, evet. Sonra Melike'nin yanına gidiyor. Siz onu Melike'nin kaçırdığını iddia ediyorsunuz. Evet. Soruyorum bak Melike bu ortaya çıkar. Senin yanında kaldığı süre içerisinde babaannen evet, biri ya da birileriyle bir dini nikahlı beraberlik yaşadı mı? Evet. Asla asla. Benim yok, yanıma babaannem Hamid'in yanından gelmedi. Hamid'in yanındayken kızı geldi aldı götürdü. Üç Allah ay dört Allah ay Allah İstanbul'da evet, parasını yediler. Şükrü Bey ondan niye izin verdiniz? Annenizin iki erkek evladı var. Hamit Bey ile evlenmesine neden izin verdiniz? Biz görmedik ben buradaydım. Nasıl mesela yani? Vermediler babaannem kendisi kaçtı. Bir başka kaçtı bir, mı? Başka bir komşunun lafıyla para almış kadın. Aç susuz kaldığından yok, adamın evine gitme oturdu. Yalan söyleme burada öyle konuşma. Esra, gidip kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Annen dokudu ya ondan gitti. Annem baba, koca meraklısıydı ya. Utan o kelimeyi konuşurken sen. Bir dakika sen. Annem ben buradaydım İstanbul'da çalışıyordum. Başka bir komşu kadın demiş. Ben seni demiş Hamit Dayı kocasının. Tamam gitti siz ha, aradınız mı? Hemen sen köye evet, gittin mi annemlerle evet, diye? Evet geldim. Sonra jandarmaya gitti. Jandarmaya yok yok aramadılar. Yalan beni söyleme. Beni aradılar. Jandarmaya da gittim. Anne ben Hamit'e kaçtı diye Şükrü beni aradı. Jandarma çağırmış babaannemin dinleme, evine salmış. Dinlemesini bil. Babaannem gelmek istememiş bunların yanına. Anlatıyor ama o da aynı şeyi anlatıyor. Bak Esra avukat hanım. Ben ablam dedi jandarmayı ben Hamit'in oraya getirdim. Gece saat 12. Mıhtar da var. Gedikasanlı, Yozgat Sorgun Gedikasanlı köyünün mıhtarı Mustafa Soysal bağlanabilirsiniz. Geldik adam mıhtar assubay bize dedi ki sen dışarıda durun ben annenle bir konuşayım dedi. Annenin aklı dengesi yerinde mi bir öğreneyim dedi. Konuştu dedi ki bunun kadının dedi aklı dengesi yerinde senden benden akıllı dedi. Bunu dedi biz, bu burada kalacak dedi siz de dedi müdahale ederseniz ben peşinizdeyim dedi. Biz çıktık geldik geri 12'de Esra avukat hanım. Biz şimdi şey annenizin bak karakolda da jandarmada evet, da aklı dengesi yerindeymiş. Evet. Ama siz diyorsunuz ki Melike onu kandırıyor aklı dengesi yerinde değil. Ya Esra Hanım bize Melike bak kocaya benim, varırken benim bir dakika. Aklı dengesi kendinin aklı dengesi yerinde yok. Dinlemesini bil, dinlemesini bil. Avukat Hanım bak benimle görüşmüyorsan dört tane kardeşim daha var. Yozgat Şehir Hastanesi'nde ruhbesi bir hastalıklarında yattın. Onunla bir ay iki ay yattın sen kırık. Esra Hanım benimle değil. Şükrü Bey ben buyurun, sadece şunu anlamam yani buyurun, şunu öğrenmek buyurun istedim Esra, cevabı da aldım. Evet. Sizin yanınızdayken evlenen kadın 4 yıldır sen Melike onu evlendirecek iddiasında bulunmuşsun. Evet. Bak 4 evet, yıldır Esra Hanım, hiç evlenme gibi bir durum söz konusu olmamış. Annemin hala konuşması oydu Esra Hanım oraya asla giderken. Sarıkaya'nın Erbek köyünde çobanlık yaptım.
Emir Bey köyünde çobanlık yaptım. Şu an Sarıkaya ilçesindeyim. Asla kimseyle evlenmedi. Peki. Ne resmi nikahlar ne dini nikahlar. Günlük düzeninizi anlatır mısın? Şimdi senin iki çocuğun var, kocan var ve yanında da babaannem var. Günlük hayatınızı merak ediyorum. Evet. Yani babaannen sana yardımcı oluyor mu? Sana yük mü oluyor? Hayatınız nasıl gidiyor günlük hayatınızda? Neler var? Babaannemle günlük hayatımız normal, her insanın hayatı gibi. Şimdi eşim sabah 7.30'da çobana gidiyor sığıra. Babaannem, iki çocuğum, ben evde kalıyorum. Sabah kalkıyorum, evimi barkımı topluyorum, kahvaltımızı yapıyoruz. Evim çocuklarımla ilgileniyor. Ondan sonra işimi gücüm görüyorum, oturuyor yanımda, oturuyor çayımızı, sohbetimizi yapıyor. Akşam oluyor, eşim geliyor, yemeğimizi yiyorum, ortamımı topluyorum. Çocuklarımla birlikte akşam oluyor, babaannem vuruyor yatıyor, biz de vuruyor yatıyor. Her insanın yaptığı günlük hayat. Yani günlük hayatınızda babaanne hep seninle beraber. Onun da çocuklarının ve... hep benim yanımda. Çocuklar onunla bir olmaktan mutlular mı peki? Kendisine de sorabilirsiniz. Benim çocuklarımla hiçbir zararı yok. Benim en küçük çocuğum 1.5 yaşında. Düşkün en büyük çocuğum da 4 yaşında. Düşkün müsündür babaannene? Bir söz hakkı alabilir miyim Esra? Tabii vereceğim. Babaannem beni zaten kendisi büyüttü. 6 aylıktan belli. Kendisi büyüttü. Onların bana hiçbir faydası hiçbir zaman olmadı. Sen yalan söylüyorsun. Ben yetim büyüdüm, öksüz, annesiz, babasız. Hayır, hala Şükrü Suntay'ın isminde duruyorsun. Babaanneniz mi büyüttü Melike'yi? Evet, evet Esra. Yani her şeyini... Evet, benim babaannem. Aslında senin onun hem torunu hem evladı gibi olmuşsun. Evet, Esra. Yani o yüzden babaanne... Evet, ben de ona bakıyorum şimdi. Şimdi bak, babaanne senin yanında o yüzden kendini iyi hissediyor. Seni sadece torun gibi değil, evladı gibi gördüğü için de. Evet, evet Esra. Tamam, evet. Şahane. Evet, çünkü babam öldükten sonra annem başkasına kaçmış. Onlar da bana sahip çıkmadı. Babaannem beni büyüttü, bu yaşa getirdi. Ben evlendim, çocuğa karıştım. Şimdi de babaannem 3 senedir yanımda. Yanında. Peki, Esra bravo Melike. Esra Hanım, buyurun Şükrü Bey. Esra Hanım, 2 sene önce, 3 sene önce bu Melike diyor ki abime, Hasan amca diyor, telefonu diyor, babaannemi diyor, bindirdik Karaveli'de bekle diyor. Babaannem geliyor diyor. Bu abim gidiyor Çavuşköy'den eniştemin arabasıyla Karaveli'de bekliyor kışın. Bunlar geliyor, gidiyorlar saatlerce bekliyor abim. Ondan sonra diyor ki Melike nice oldu diyor babaannen diyor. Abim bir de geliyor ki Şükrü diyor beni aradı. Evimizin kapısını kırmışlar dedi köydeki. Anahtarından dedi kapıyı sökmüşler dedi evimize girmişler Esra Hanım. Esra Hanım olay da şöyle. Bir dakika. Şükrü dinle. O sırada İstanbul'da dinle. Gezerken. Tamam ben İstanbul'daydım Esra Hanım. Evet. Bak dinle Esra. Evimizin kapısı kırılmış. Kıran kim? Ya bilmiyorum. Kamaraya da baktırmadılar bana. Bunun kaynı demiş ki abime Yunus Erol. Halis'in kardeşi. Benim demiş lan hurda topluyorum demiş Çavuşköy'ünde. Ben demişler ki köylüler nasıl demiş utanmadan demiş arabanın önüne geçmiş de Yunus Erol'un. Sen demiş Şükrügil'in demiş köyüne vardın da kapısını kırdın, tüfeğini çaldın. Ondan sonra Melike Gil diyor sizin demiş. Sizin evinizden hırsızlık mı yaptılar? Evet, hırsızlık yaptılar. Yapan kim? Kocasıyla Melike mi? Yok onu görmedik. Onu görmeden bilmedi. Bir şey diyemem mesela. Sen kimi suçluyorsun ben, peki? Bak abim Kara Asu... Şükrü Bey kimi suçluyorsunuz bu hırsızlık konusunda? Benim şüphelendiğim hiç kimse yok. Gözüm görmeden ben bir şey diyemem mesela. O zaman tamam konuşmaya da gerek bak, yok bu babaannemi yani. Ama annemi diyor ki Karaveli'de bekle diyor. Lan onun sen yüzünden. Zaten iftiracısın onu ben, göstereyim. Sensin. Sen demedin mi? Hasan'a küfretmedin mi sen biz nerede çaldık şimdi tüfeğini siz, diye. Şimdi siz sen İstanbul'dasın. Evet Esra. Normalde sizin Yozgat'taki köy farklı onun için bambaşka bir yer. Melike'nin... 6 aylıktan beri zaten senin annen ona gözü gibi evladı gibi bakmış büyütmüş. Evet. Şu anda da hayat normal akışında. Babaanne yaşlanmış, Melike genç ve babaannesine bakıyor. Bu çok normal ve sağlıklı. Esra Hanım bak. Sizin bu durumdan hoşnut olmanız hatta yaşlı anacığınıza Melike destek olduğu, yanında olduğu için Melike ile gurur duymanız gurur gerekirken Esra Hanım, ama duyuyoruz. Nesinden rahatsız? Para diye geberiyorlar. Para için. Bize göstermiyorlar annemi. Benden başka öbür evlatlarına göstersin diyorum Esra Hanım. Bir kutu çikolata alın, bir tane de eşarp alın. Hani ne zaman geldin evime? Ne zaman geldiniz siz benim evime? Sarıkaya'da. Sen annen yokken de benim kafamı açmadın ki. Bir dakika. Ya benim yeğenim öldü mü kaldı mı? Bir dakika. Bana demedin ki ben Kayseri'de geleceğim Fadi Gül'ün halanına dedim. Biz Kayseri'de Develi'deyik demeyi mahsus orada çağırmadın mı? Beni Sarıkaya'dasın niye yalan söylüyorsun? Assubay dedi ki bana Esra Hanım. Bu geleydin niye gelmedin? Ben jandarma karakoluna gittim. Söylettirmedi bunları Esra Hanım. Gelip anneni karakolda göreydin. Niye gelmedin? Karakola da geltirmedin.
Şükrü Bey, efendim, Melike dese ki aman Nalet gelsin. Benim zaten geçimim bana yetiyor. Al annenin kartını dese rahatlar Yok, mısın? Yok ben istemem kart. Kart mart istemem Esra. Şükrü Bey ben hiçbir zaman programda bir konuyla ilgili bir kesin yargıda bulunmam. Ama sadece hissettiğim şu. Sizin derdiniz anneniz falan değil. Yok Esra. Annenizin yok, maaşına olan ihtiyacı. Hayır Esra Hanım yalan. Hayır onun aslı yok Esra. Maaşına olan ihtiyacınız. Yok Esra Hanım. Yani annesi umrunda olan biri Yozgat Sarıkaya'da Melike'nin yanında düzeninde yatardı. Ya da yalan, Melike alana kadar hayır. O anneye gül gibi bir hayat verirdi ki hayır, hayır, anne kalkıp bir yere gitmezdi. Hayır Esra Hanım ya, yalan. Annesini, annemin Esra Hanım ben kartında Esra falan değilim. Bir şey Anneni anlatabilir miyim? Peki buyur, Şükrü Bey efendim. O zaman annenizi size göndersin. Kart Melike'de kalsın. Kalsın Esra Hanım kalsın. Noterden tasdıklı bir şey isterim kalmasına dair. Kaç gün? Kaç gün? Kaç gün ben kartı da olsun istemiyorum. Esra. Sen anana bak yeter ki yavrum. Tamam ben bakarım. Benim anam başımın üstündedir. Sen engelli kızını niye aldın da annesinden götürdün? Annesine iftira attın senin, canlı yayında. Senin annen sokağa gibi. Sokağa attı diye. Senin annesi diye. Nerede sokağa attı? Hangi anne, anne evladını annene sokağa sor attı engelli onu. Evladını? Annene sor onu. Sen ki niye kapıyı attın kovdun diye. İkinci oldu bu. Ben konuşmuyorum ki sorayım kadına. O zaman sen benim neyim? Ne tastıklıyorsun ki engelli kızını kaçırdın? Onu annen kapıya attı. Esra abla ben bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki dinliyorum. Şükrü Bey oturun lütfen. Tamam. Buyurun dinliyorum. Tamam Esra. Bu özel bir şey. Bunlar ben küçükken 6 aylıkken babam ölüyor. Evet. Evet. 11 aylıkta Esra. Babam öldükten aylık. Sonra amcamla yanınızdaki Şükrü ile Hasan amcam. Hı hı. Babamla amcam birlikte öldükten sonra tarlalarını dedemin malını mülkünü hileli intikal yaptırıyorlar. Hayır Esra. Hayır. Evet. Ondan sonra tapuda benim bunlar bana mal mülk bölüşüyorlardı. Bana hak vermemek için ileride reşit olduğumda. Tapuya babamın amcamın ismini yazdırmıyorlar. Yalan Esra. Sen bu arada... Yalan mı? Sonra yalan. Bu tapuya bir gittinlerde araştırsınlar lan. Kardeşiniz nüfusuna vefat ediyor çok bebekken. Evet, evet. Kimliği de çıkmayınca Melike bundan 3-4 ay öncesine kadar kimin nüfusuna kayıtlıydı? Benim nüfusuma kayıtlıydı. Yani normalde nüfus kayıtlarında Melike evet, sizin kızınız evet, görünüyordu. Evet, evet. Sonra Melike dava açıyor. Evet, babasının mezarı evet, açtırılıyor. Evet, DNA testi yaptırılıyor. Evet, babalık tespit ediliyor. Evet, ve Melike evet, babasının nüfusuna geçiyor. Evet Esra. Ama buradaki babasının mirasçısı oluyor. Evet. Heh, evet. Şöyle evet, avukatım. Bunu yaparken abimiz öldü. Bunu verdik ama Melike'ye. Hayır bak şimdi bu bilgiler vardı bizde Melike. Sonra şeyi öğrendik. Sen babanın kimliğine geçmişsin. Dedik ki hatta kendi kendimize. Helal olsun bu işte böyle uğraşmazlardı. Niye uğraştılar? Siz görünür de sanki iyi niyetli gibi bir şey yapılmış olsa da evet, bu kızı miras dışı bırakabilmek için inanılmaz bak, bir yol. Bak, Esra Pazartesi Hanım, devam edeceğiz Esra Melike. Hanım, teşekkür ederim. Bu yanınızdaki Şükrü Esra abla. Melike teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Pazartesi görüşeceğiz Şükrü Bey. Buyurun. Buradan. Şimdi bazen şöyle bir şey var. Bu kapıdan giren hangi hikayeyle girerse girsin ilk anlattığında diyorsunuz ki ne kadar haklı. Konuştukça bakıyorsunuz ki ne kadar mağdur eden aslında. Yani her zaman bu çelişkiyi yaşıyoruz programda. Ümmü'ye güzel geliyor buyursunlar. Gel Ümmü'ye teyzeciğim. Tekirdağ'a gidiyoruz. Caner karşımızda olacak Ümmü'ye güzel konusunda. Hemen Caner'e bağlantımız gerçekleşiyor. Tekirdağ'dan. Evet Esra Hanım şu anda Tekirdağ Kapaklı'dayız. Murat Zurnacı, Zeynep Güzel'i halasına hala teslim etmiş değil. Bugün de yayınımızda çok önemli bir konuğumuz var. O da çünkü can güvenliği nedeniyle arkası dönük yayınımıza katılacak. O da Murat Zurnacı ve Zeynep Güzel'le ilgili çok büyük iddiaları var. Az sonra sizlerleyiz. Bu arada Caner bulunduğun yerde güneşten dolayı sanırım gözünü de açamıyorsun. Hani gölge bir yere de geçebilirsiniz. Olur ya bir güneş evet, gelir böyle yüzünüze. Evet Esra Hanım. Evet gölge bir yere de geçebilirsiniz. Biz normalde hava buralar serin de Esra Hanım. Biz geldikten sonra güneş tam tepemize geldi. Gölge bir yere geçeceğiz. Peki biraz sonra Tekirdağ'dan Ümmü'ye Güzel'in yeni Zeynep Güzel ile ilgili hem ihbarlar var hem de Zeynep'i tanıyan, arkadaşlık eden onunla ilgili bildiklerini aktarmak isteyenler var. Biraz sonra mikrofonumuzu uzatacağız. Hemen ardından
Ömer 25 programa katıldı. Eşim Kevser kayıp diyerek başvuruda bulunmuştu. Ömer'in kayıp eşi Kevser'i bulduk. Kevser biraz sonra canlı yayında burada olacak. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Eşin burada. Kuzenin Özge. Evet. Nereden kuzenin? Amca mı, teyze mi? Teyze mi? Senin kendi teyze kızı. Evet. Aynı zamanda da senin abinle evlenmişti. Evet. Eski yengen. Hem kuzen hem yenge. Peki şu anda dost musunuz, düşman mı? Benim dostum olamaz, düşmanım. Düşmanız. Peki. Eşiniz biraz sonra burada. O da iddiaları cevaplayacak. Reklamlardan sonra geliyoruz. Ayrılmayın. Üç buçuk yıllık eşim Kevser 25, çocukluk arkadaşım Samet'le kaçtı. Samet'le olan ilişkisinden Kevser'in ailesinin haberi var mı? Evet, anda... benim haberim yok. Eşim Kevser, en yakın arkadaşım Samet'le kaçtı dedi. Çocukluk arkadaşınla karını tanıştıran kuzeni Özge. Üçü planlamışlar, oyunu kurmuşlar. Samet Çelik'le evlilik planı yapıyor musunuz? Evet. Annenizin evine ne zaman geçtiniz? Bugün. Anneniz telefon attığında... Yalan söylemesin, eve gelmedi daha. O Özge mi ne? Kafası karıştıran o. Peki iddialar doğru mu? Samet Bey'le mi beraber kaçtınız? Samet'le kaçmadım. Eşinin en yakın arkadaşıyla kaçtığı söylenen Kevser tüm gerçekleri anlatmaya stüdyoya geliyor. Ömer çocuğun yanına beni bıçaklamaya kalktı. Beni camdan atmaya kalktı. Çocuğumun sesini bile duymuyorum ve Özge de maddi içiyor, Samet de maddi içiyor. Ve benim çocuğum şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum Esra Hanım. Bu hesaplaşmayı sakın kaçırmayın. Buraya gel, boşanalım, çocuğun velayetini ver. Sen de ne yapmak istiyorsan yap. Pardon. Buraya gel. Çocuk mu veririm? Ben çocuğumun velayetini istiyorum. Emiyor benim daha kızım. Yalan konuşma. Sen bu evliliği sonlandırmak istiyorsan rica ediyorum gelin buraya, bu evlilik bitsin. Tamam, geleceğim. Esra Erol'da. Ömer 25. Hem kayıp eşini hem de eşinin kaybolduktan sonra yanında götürdüğü 2 yaşındaki evladını aramak üzere programa geldi. Eşini bulduk, şimdi canlı yayında stüdyoda olacak. Önce hatırlatma. Üç buçuk yıllık eşim Kevser 25, çocukluk arkadaşım Samet'le kaçtı. Karım ve Samet, bu fotoğrafı onlar mı sana atıyor? Evet. Samet'le olan ilişkisinden Kevser'in ailesinin haberi var mı? Evet, benim haberim yok. Çocukluk arkadaşınla karını tanıştıran kuzeni Özge. Bunları buluşturmuşlar bir düğünde. Özge bu arada sadece senin kuzenin değil, abinin eşiymiş. Onlar boşanmış. Kendi yuvası yıkıldığı gibi senin de yuvanı yıkmak evet. istiyor. Bunlar üçü planlamışlar, oyunu kurmuşlar. 5 Ekim tarihinden beri. Çocuğumun sesini bile duymuyorum ve ikisi madde bağımlı zaten. Özge de madde içiyor, Samet de madde içiyor. Ve benim çocuğum şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum Esra Hanım. Kayıp olan Kevser, Samet Bey ile beraber Yalova'da mı kaldınız? Hayır, Ölümde kalıyorum. Başka kimde kalacağım? Peki Samet Bey ile mi beraber kaçtınız? Samet'le kaçmadım. Samet benim şu an hiçbir şeyim olmadı. Ama Allah razı olsun, çok yardımcı oldu yani. Hiçbir şeyin olmasa bu aile pozunu vermezsin. Vermem, doğru. Biz onunla konuşmadan da hani beni kovuluyordun. Samet Çelik'le evlilik planı yapıyor musunuz? Evet. Eşinizin kuzeni Özge, o da mı Düzce'de yaşıyor şu anda? Evet, yanındayım. Ömer Gorgon yanında beni bıçaklamaya kalktı, beni camdan atmaya kalktı. Beni hamileyken de dövüyordu. Ondan sonra da işte halimle de dövdü. Ben evden uzaklaştığımı almıştım. Annenizin evine ne zaman geçtiniz? Bugün. Anneniz telefon attığında... Yalan söylemesin, eve gelmedi daha. O Özge mi ne? Kafası karıştıran o. Kızınızla Samet'in ilişkisini yapan Özge. Evet, evet. Özge de bak, sakın Özge eve getirmiyordu. İstemiyorum Özge'yi. Eve getirmiyordu. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Nasıl olacak? Ben istemiyorum. Özge'yi istemiyorum. Kızımı kafasını karıştıran o. Sen doğru. İkisini de eve sokmaman lazım. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Kevser, sen bu evliliği bitirmek isteyen insan mısın? Evet, bitirmek istiyorum. Buraya gel, boşanalım, çocuğun velayetini ver. Sen de ne yapmak istiyorsan yap. Pardon, ben buraya gel. Çocuk mu veririm? Ben çocuğumun velayetini istiyorum. Emiyor benim daha kızım. Yalan konuşma. Sen bu evliliği sonlandırmak istiyorsan rica ediyorum gelin buraya, bu evlilik bitsin. Tamam, geleceğim. Çok küçük yaşlarda ilişki yaşayıp sonrasında bunu evliliğe dönüştüren... Gençler evlilik hayatında anladığım kadarıyla çok da başarılı olamıyorlar. Kendileri büyümeden bir de bir çocuk büyütemiyorlar. Eşim burada, şimdi davet edeceğim. Kaç gün oldu onu görmeyelim. Çocuğumu mu? Hayır, hem çocuğunu hem eşini. Yani bir hafta oldu. Bir hafta. Karımı seviyor musun? Seviyorum ama nefretim çok. Yani, o da bir duygu. Yanetlik. Peki. Kevser 25 geliyor, buyursunlar.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Rezil oldum. Nedir sizi rezil eden? Instagram'da paylaştıklarınız. Biz Instagram'da ne paylaştık? İşte yok yakın arkadaşımla kaçtı falan. Samet Bey'i tanımıyor musunuz? Tanıyorum. Samet Bey'le bir gönül ilişkisi... Aynen. Samet Bey'le bir gönül ilişkisi yaşamıyor musunuz? Evet. Yani bunlar bu programa taşınmadan önce yaşanmış olan şeyler. Evet. Ve bu program öncesinde daha, yani bu programda siz gündemde yokken bunlar yaşanıp kayıp olan sizlersiniz değil mi? Kayıp olmadık. Şimdi bu benim için önemli söylediğiniz cümle, rezil oldum cümlesi şudur. Ben kapalı kapılar ardında her şeyi yaparım. İstediğimi yaparım. Ama birileri duyarsa yaptığımdan utanırım demektir aslında. Bir şey yapmadığım için şimdi, zaten rezil oldum. Şimdi utanma duygusunu da çok önemserim. Çünkü utanma duygusu bizi birçok davranıştan da alıkoyar. Fakat ortada sadece senin Samet'le ilişkin değil, beni ilgilendiren de o değil inan. Senin çocuğunu alıp evlilik birliği içerisinde önce kocanı evden uzaklaştırıp sonra çocuğunla ortadan kaybolup kocanın buraya gelmesi ve ben 5 Ekim tarihinden beri çocuğumu göremiyorum. Eşimin nerede, kimin ne olduğunu bilmiyorum. Yakın arkadaşım Samet isimli kişiyle ve benim kendi öz teyzemin kızı, kuzenim bunları bir araya getirmiş, yaşamış olduğu ilişki neticesinde mağdurum diyor. Öncelikle şuradan başlayalım. Sen, kocan ve çocuğun ve sizin evde, senin kocanın kuzeni 2,5 aydır beraber yaşıyorsunuz değil mi? Geldiğinden beri hani birkaç defa gitti, kardeşin evine falan gitti. Ömer'le kavga ettikleri için. Ama normalde yani yaklaşık 2,5 aydır Özge sizin evinizde. Yani. Sen 24 Eylül'de bir anda kocana diyorsun ki aramıza mesafe koyalım. Hayır, bir anda değil. Ben zaten Haziran ayında Ömer'i bırakmıştım. Kavga etmiştik. Aldatmıştın. Aldatmıştın. Eski sevgilinle. Haziran ayında kavga etmiştik. Ablam geldi, babamlar falan geldi. Hatta babam. Sonra beraber yaşamaya devam ettiniz mi? İşte bir aya yakın babamlarda kaldım ben. Babamlardan mı kaldın, ablamlarda mı? 4 gün ablamda kaldım. Ondan sonra kimde kaldım Ömer ben? Beni hiç ilgilendirmiyor orası. Sorma kesiyorum. İşte, tekrar aynı evde yaşamaya ne zaman başladınız? Temmuz'daydı. Temmuz. Özge de sizinle yaşamaya başladı. Aynen. Ama ne olduysa 25 Eylül'de hani sen eşimi bir güzel dövdüm dedin. Evet. Gerçekten bir güzel dövdün mü kocanı? Dövdüm. Çok gerçekten hak etmişti. Şiddet uyguladın. Evet. Ne kadının erkeği ne erkekten kadına şiddetin hani hak edilmişi yoktur. Ben de hamileyken hak etmedim. Doğumdan sonra tabii da hak etmedim. Işte, evlendim evlerinde hak etmedim. Hiç kimsenin terbiyecisi değildir. Onlar ondan anlıyor. Eşini evden uzaklaştırıp bir uzaklaştırma kararı alıyorsun. Evet. Çocuğun, kuzeni, Özge beraber yaşıyorsunuz. İlk evden attığımda uzaklaştırma kararı almamıştım. Hı-hı. Bana sürekli diyor ki eşyalarını da al, çocuğu da al, defol git evden. Hani nereye gidersen git. Annemlere gideceğim, kardeşimle anlaşamıyoruz, babamla anlaşamıyorum. Nerede kalacağım? Kadın sığmaya gitsem, çocukla ne kadar rahat edebileceğim? İstiyorum ki hani kendi ayaklarımın üstünde çalışıp hani evimi geçindireyim. Ömer'e diyorum ki hani beni birkaç ay idare et. Hani en azından 2 yaşında çocuğu kreşe alıyorlar. Hı-hı. Ben de hani bütün arkadaş çevreme sordum iş için. Tamam diyor, hani evin diyor kirasını ben ödeyeceğim. İşte yardımcı olacağım, çocuğuma bakıyorsun sonuçta diyor. Sonra bir deliriyor işte, evden diyor çıkacaksın, çocuğu da al. İşte ben bile niye çıkacaksın dedim? Özge'yi evden çıkar demedim mi sana? Tamam, sonra Özge'yi sen arayıp da helallik istemedin mi? Tamam, Orhan niye abiyle dedin? Eve geldiğiniz akşam hemen. Deme sebebim ne? 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 O akşamı gitmeyin, yarın gidin. Ben size oraya geldiğim zaman da dedim. Nereye gidecektik? Niye Samet'in yanına gitmesini biliyorsun ya. Şu fotoğrafları kaldırır mısınız? Samet'in yanına gitmeyi biliyorsun ya. Peki. Sonrasında 5 Ekim'de terbiyesiz. Ben evden sen çıkıp... Bak, bana terbiyesiz deme bak. Tam adam gibi otur orada. Oğlum ben senin gibi değilim lan. Sen nasılsın? He? Pardon, sen duyguya yazdın zaten. Yazdım, beni niye yazdım? Kötü bir şey mi yazmışım? Ben senin gibi gidiyorum. Tamam, beni ayağa kaldırma. Yaksan kanıtlasana. Kanıtlasana kardeşim. Kanıtlarım. Kanıtlasana. Kanıtla lan. Kanıtlarım. Olmadık. O gün ben Ömer'i çok aradım.
Ömerlerin akrabasının gelininden de aradım. Hani gel dedim, boşanma davası açalım bitsin. Çünkü nereye gittiniz 5 Ekim'de? 5 Ekim'de Düzce'de. Beçi'de günlük kiralık ev tuttuk. Sonra kimle baktık, tuttunuz? Özge ile. Ne kadar bu günlük kiralık evin bedeli? 500 lira da araya arkadaşlar. 500 TL. Değil mi? Kaç gün kaldınız? Sana günlük vermedim mi oğlum ben o altını? İstedim mi? Senin demedin mi o? Sonra niye aldın? Verdiklerime say hadi. Günlük ben kiralık eve günlük 500 TL ödediniz. Kaç gün kaldınız orada? 4-5 gün falan. Sonra işte... Üzerinizde para var mıydı? Bileziğimi sattım. Bileziğinizi sattınız. Kim kaldınız evde? Özge, ben, çocuk. Çocuk kaldınız. Sonra senin Samet'le fotoğrafların kocana geliyor. Kocama atmadım. Kime attın? Instagram'a attık. Sosyal medyada Samet'le olan ilişkini... Evet. Aslında yayınlamak istedin. O fotoğrafı kimin görmesini istedin? Ya zaten Ömer Samet'e mesaj atmış hani... İşte Kevser senin yanında bilmem ne falan diye. Samet de sinirlenmiş hani, demiş ki işte madem karını çok düşünüyordun, madem çocuğunu çok düşünüyordun, sahip çıkacaktın o zaman. Atmayacaktın kızları. Kevser Hanım, az önce program dolayısıyla rezil oldum dediniz ama evet, Instagram'a da kendim koydum diyorsunuz. Tamam, kendim koydum zaten Ömer öyle konuştuğu için. Yok, burada o anlatıyor. O kendi rezil olmuyor, beni rezil ediyor sadece. Pardon. Ya bir tane akraban çıksın da seni savunsun ya, seni sülaleni savunsun ya. Benim yaptıklarımı bir kere söylesinler ya. Seni savunacak bir tarafın kalmadı artık. Artık senin, kalmadı. Şu an senin günlük kiralık evlerde. Yalan şimdi, konuşuyor Esra Hanım. Bugün ayın 13'ü, hep günlük kiralık evlerde ve Düzce'de mi kaldınız? Evet, sonra işte Yalova'ya gittik ev bakmak eşiniz için. Eşiniz ama şunu iddia ediyor. Diyor ki o Özge ile işbirliği yapıp Bursa mıydı, Yalova'ya gitti. Yalova. Samet'le beraber yaşamaya başladı. Esra Hanım diyor ya, İddiası 4-5 bu. Gün. Bu iddiayı cevaplar mısınız? Yalan söylüyor. Tamam, Yalova'ya gittik bir gün ev bulmak için. Bir gün bulamadık mü gittin? Ev bulamadım, 4-5 gün kaldım diyor ya. 4-5 gün nerede Düzce'de kaldın? Samet'in orada evi de yok zaten. O çocuk hani beni nasıl alacak yana? Neyini ya anlamıyorsun bırak sen ya? Peki aileniz... 4-5 gün diyorsun. Düzce'de Özge, kaldım Özge yani. Bir gün önce de ben araştırıyorum. Diyorum ki Özge neredesin? Samet'in çektiği fotoğraflarında Özge'nin aynı şeyi. Ben çocuğu gördüm. Ne anlatıyorsun Ömer ya? Ben niye görmedim öyle bir fotoğraf? Nasıl görmedin? Siz görmedim. Peki eşinizin Yalova oldu. Ya bak, Düzce'deydim ben diyor. Hiç ayrılmadım Düzce'den. Bir kere gittim diyor. Siz onun Yalova'da olduğunu kimden öğrendiniz? Ben arkadaşımı arattırdım. Hı-hı. Özge'yi. Çocuğu görmek için. Hı-hı. Yalanını ya. Özge'de sağa solu gösterirken SS aldık. O ana Samet de o akşam fotoğraf atıyor aynı yerde. Aynı yer. Burası Yalova bir gün mı önce. Orası Yalova mı peki? Evet. Özge ile beraber hepsi oradan kaçıyorlar. Benim buraya geldiklerimi duydukları zaman Düzce'ye dönüyorlar. Sizin Samet'le tanıştıran kişi kim? Normalde hani... Siz tanıyor muydunuz? Kocanızın yakın arkadaşıymış. İsmini falan yakın arkadaş olsa illaki denk gelirim, illaki görürüm hani. Evet, bana da öyle geldi. İşte yakın arkadaşı değil ki Samet buna selam bile vermez. Peki Samet selam vermez. Tanıştınız, sizi kim tanıştırdı? Ablamla kavga etmiştik. Geçen anlattı zaten. Dün mü anlattın? Annemle konuşurken kavga ettiğimizi. Hı hı. Ablamla kavga etmiştik hani kardeşimle falan. Bu arada benim kardeşimin karısı Samet'in kuzeni, teyzesinin kızı. Hı hı. Ondan sonra işte hani bunun kuzeniyle adımı çıkarmaya çalıştı ablam. Sonra Ömer'i aradım, dedim bak böyle böyle bir şey var Ömer. Hani ben dedim hani evde dedim sinir krizi geçireceğim, benim dedim bir şey yapmam lazım. Çünkü dedim ablam dedim, bir tane durmayacak yani. Tamam dedi, git dedi Samet'i ara dedi. Samet dedi onu dedi getirir. Tamam, Samet'in numarasını falan buldum. Ondan sonra gittik işte çocuğu dövdüm. Kimi dövdün? Kuzenini. Kuzenini. Sen önüne gelen herkesi dövüyorsun anladığım kadarıyla. Dövmüyorum. Normalde hani şiddet bağımlısı bir insan da değilim. Hı hı. Çocuğunuza şiddet uygular mısınız? Hayır. Peki. Ama uzaklaştırma alan sizsiniz. Genelde 6284 sayılı kanun. Mağdur. Şiddet gören uğrayan ya da tamam, uğrama zaten ihtimali o da olan kişileri korur. Tamam zaten o da vurdu. Benim bacağım ben... kolum da mosmordu. Biz, ama ilk defa yerinde almış ki en azından yan yana gelmiyorlar yani. Evet, gittin onu da dövdün. Sonra? Sonra işte bu Ömer'i evden attıktan sonra, bu olaylar olduktan sonra hani ev bulmam gerektiği zaman Samet'le konuştuk. Samet'le konuştunuz. İlişkinizin başlangıcı Özge'nin sizi yakınlaştırması mı? Özge bizi yakınlaştırmadı ki, bir kere düğünde karşılaştık işte. Ondan sonra biz de tek başımıza yürümeyelim diye düğünde, hatta Ömer de bilir, orası da ıssız Mera'daydı. Hatta Ömer'e de söyledim yani. Samet? Niye sana Özge tatlı istedi gittik abisiyle falan diye? Yalanları yapıyorsun. Yemin etsen Ömer. Yalanları sen yapıyorsun. Sen karını evden mi kovdun? Ben Özge'yi evden çıkarmıyorsan sen de çıkacaksın dedim. Hı hı.
Uzaklaştırma aldığım akşam ne dedin? Eşyalarını topla, çocuğu da al, defol. Sen ne dedin bana? Çıkarmışsın daha önce. En yakın arkadaşınla birlikte olacağım. Bunun intikamını senden alacağım mı demek istedin? O eski sevgilisiyle mesajları gördüğüm zaman bir sinirle söylemiştim. Ama yaptın. Sen yani de. İhaneti gördüğünde aslında boşanmak için dava açma yolunu seçerken tam tersi intikam alma yolunu seçiyorsun. Söyledin zaten. Hani dedim bak boşanma davası açalım. Bana dedi ki bunları sakınları söyleme. Hı-hı. Neden dedim işte dedi hani ben de çocuğumdan olmak istemiyorum falan. İyi eyvallah. Kapattım o konuyu. Peki ailen 5 Ekim'den beri senin kimle nerede nasıl kaldığını biliyor mu? Ya ben zaten hani dediğim gibi normalde onlarda kalmak istemiştim. Hani dedim hatta evin alt katını düzeyim oturayım evin alt katında. Hı-hı. Ben dedim çalışayım anne sen dedim çocuğa bak. Karışma ama ablanız bile aranız yani ablanızın iddiası da bir kardeş bir kız kardeş böyle bir iddiada bulunamaz. Sen diyorsun ki ablam biriyle ilişkim olduğunu iddia ediyor. Çünkü biz hatta Ömer de çok iyi biliyor. Şimdi de gelip de bana Betül'ü savunamazsın. Abla, Ömer'le ama kavga siz ettim. Kız kardeşsiniz. Bir kız kardeş bunu yapmaz. Yani kız kardeşin arasındaki yapar. Kavga en fazla kottan kıyafetten niye giydin benim taytımı ben o gün giyecektim de vay ayakkabımı niye giydin gezi bundan çıkar. Bizim öyle kavgalarımız yok. Ben en son ablamda kaldığımda çok değişik bir ortamda kaldım. Hatta Ömer'le konuşmadığım halde Ömer'i aradım. Dedim bana dedim acil ev bul. Ben dedim bu ortamda kalamıyorum. Ablan uygunsuz bir ortamda kalıyor. Aynen. Niye şimdi sen Yalova'ya gittin? Samet madde kullanmıyor mu? O çocuk madde kullandı. Madde kullanmıyor mu? Senin gözünün önünde içmedi mi? Ne anlatıyor? Ne İçmedi mi senin gözünün önünde? Ulan madde içen biriyle ben olur muyum zaten? Çocuğum, ne sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun Ömer? Tabii ya. Sen geldin Orhan abine dedim ben dedim senin yüzünden kötü. Kocan tamam, yasaklı madde kullanıyor sen mu? Sen dedin. Hayır kendi dedi. Ben kullandığına inanmıyorum zaten. Kullanmaz. Kullanmıyor. Özge'de epilepsi hastası var. Hatta ben o krize girdiğinde korktum. Ömer de evdeydi hatta. Ömer dedi krize normal... girdi derken o akşam madde içip bayıldı değil mi? Özge'yi eve sokar mı? Bildiğin halde. Lan bunu geçen bana nasıl dedin? Öyle bir insanı ben yanımda öyle şey olsun diye de taşımam. Peki boşandıktan sonra Ömer Bey'le diyelim ki anlaştınız, boşandınız. Hemen Samet Bey'le yuva kuracak mısınız? Yani. Yani? Evet. Hemen kendisiyle evleneceksiniz. Önce bir kendimizi toparlamamız lazım tabii ki de. Niye, nasıl toparlayacaksınız kendinizi? Benim kendimi ev tutmam lazım, çalışmam lazım. Çocuğum var sonuçta benim de. Bir düzen kurman ondan sonra mı evlilik kararı evet. alman lazım? İşte evlilik içerisinde de ayrılık kararı alırken de ayrılığı kabul edip, sindirip, düzenli, sakin bir hayat kurup hatta diğer evlilikle ilgili şey düşünmek lazım böyle dikkatle. Ama siz şöyle yapıyorsunuz. Birine kaçıyorsunuz, kaçtığınız kişiyle evlilik adımı atacakken diyorsunuz ki hayır benim biraz durmam gerekiyor. Sence Kevser 19 yaşındasın. Gireceğim. Daha gireceksin. Kucağında 2 yaşında bir bebek var. Şimdi benim hani ne bileyim 40 yaşındayım. Gerçekten biraz hani onun yaşlarından birazcık daha büyük anne olsam yaşı çocuğum olurmuş. Ben 11 yaşından beri çocuk bakıyorum zaten. Kardeşlerine mi bakıyordun? Hayır yeğenlerime bakıyordum. Yeğenlerine bakıyordun. Benim Ömer'le kaçma nedenim de zaten oydu ki benim yaşadığım hayat çok da iyi biliyor. Şimdi gelip anne bana... Anne olmak kolay mı? Değil tabii ki de ama ben küçük yaşta hani yeğenlerime annelik yaptığım için ben 12 yaşında 3 aylık çocuğu tek başıma yıkadım. Tek başıma baktım. O birinin bütün çocuğuydu. Sorun, işte birinin çocuğu değil. Ben onlar hani tamam doğurmamış olabilirim, emzirmemiş olabilirim ama onlar benim. Yeğenlerin. Evet benim. Ablanın çocukları mı? Benim. Ama onun çocukları. Şu anda sana ait bir bebek var ve onu iyi yetiştirmen lazım. Evet. Bazen kendi kendimize anne olduğumuzda şöyle düşünürüz. Ya dünya çok da iyi bir yer değil. Değil. Evladını nelerden korumak istersin? Biraz büyüdü, biraz düşün kız çocuğu değil mi? Mesela nasıl bir gelecek hayal ediyorsun onunla ilgili? Ya okumasını istiyorum. Nelerden korumak istersin? Mesela arkadaş ortamından, kötü alışkanlıklardan... Onun tek arkadaş olacaksa o da benim zaten. He? Tek arkadaşı ben olmalıyım. Olmayacaksın. Çünkü benim ondan başka kimsem yok. Bak okula gidecek, bireyselleşecek, arkadaş sosyal çevresi oluşacak. Kızını arkadaş çevresinden korumak istersin anladığım kadarıyla. Yasaklı madde. Evet. Şiddet. Evet. Kötü bir aile. Tek ben olacağım için.
Orta olamayacaksın. Daha çocuk 2 yaşındayken ikinci baba görüyor. Aynen öyle. Abi. Abi değil, sen baba dedirirsin. İsterse der Ömer. Diyemez lan. Benim çocuğum Samet'e baba diyemez. Öyle konuşamazsınız. Saygı çerçevesinde niye ben evden çocuğu kavga edip de aldığımda neden o zaman bu çocuk benim değil diyordun? Sen öyle konuşuyordun çünkü. Ben öyle konuşuyordum. Sen öyle bu çocuk senin çocuğun değil mi dedi? Evet. Kendi dedi. Sürekli çocuğu her kavgada alıp gidiyorum. Ben ne yapayım? Çocuk mu bırakayım? Bir de peki, kız çocuğu. Beni öldürseler de ben çocuğumu bırakmam. Evet. Olması gereken bu. Bu çocuk sen onu tahrik etmek için. Bu çocuk senden değil dedin mi? Demedim hiçbir zaman. Zaten çocuk bana benzemiyor. Aynı annesi yalansa yalan desin yani. Ona benzemiyor, sana benziyor. Bana benzemiyor, annesine benziyor. Ha, onun annesine benziyor. Peki Samet Çelik telefon altında. Samet Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? Hoş bulduk. 21 yaşındayım. Ne iş yapıyorsunuz? Tersanede çalışıyorum. Tuzla Tersanesi'nde. Askerliğinizi yaptınız mı? Evet. Gidip geldiniz. Tersende evet, çalışıyorsunuz. Kevser Hanım'la nasıl tanıştınız? Sizi kim tanıştırdı? Esra Hanım, ben Özge ile beraber olduğumdan arkadaşım. O yüzden tanıştım da şu an iş yerindeyim. Konuşamıyorum. Bana sormak istediklerinizi 5 dakika içinde açıklayabilir miyim sana? Çünkü gerçekten işten kovulacağım. Zaten kaldığım evden de oldum ben bu muhabbetler yüzüne. Şu an işten de kovulursam değişik olacak yani. Özge sayesinde tanıştım ben Kevser. Özge tanıştırdı. Ne diyerek tanıştırdı sizi? Ne diyerek tanıştırmadı. Özge'nin yanında görüyordum. Boşanacaklardı, şey yapacaklardı. Ben de bu yüzden. Ben de Özge'ye demiştim. Güzel bir kız, hoş bir kız diye. Teyzemin oğlunun karısı evli demedi mi sana? Ya hayır, bana dedi ki boşanacaklar dedi. Ben de zaten... Ne zaman ya söyledi benim, boşanacaklarını? Bak bir dakika beni dinler misin? Tabii ben ki. Ben senin evli bir kadınla yan gözle bakacak bir insan değilim. O evet, kavga mevzusunda da ben ayırırken Kevser de söylesin zaten. Kevser'e temas ederken bile böyle ayırma şeyinde... ben şu an tam anlatamıyorum. Kevser orada... Şunu sorabilir miyim size? Yanlış Özge bir şey size, Özge nasıl size ne zaman Kevser ve Ömer boşanacak dedi? Hayır, tam hatırlamıyorum onu. Ben onların evine gittiğim... Samet, ben yokken sen nasıl gidersin? Girdiğiniz ev kimin evi? Ya girmedim ben ki. Ben arkadaşınız değil mi sizin? Ya benim sadece mahalleden tanıdığım biri. Arkadaş sizin zor zamanında yanımda olan... Mahalleden tanıdığınız... Diyorsunuz ki hiç kimseyle şey yapmam. Ömer'i de hiç tanımıyormuş gibi davranıyor. Eşi ya. Ama gerçekten selam sabahı yok arkadaşım ya. Arkadaşım değil ama tanıyorum. Samet böyle çocukluğumu senle böyle... geçmedi mi lan? Kevser'in yanında da demedin mi sen bunları bana Samet? Öyle bir şey oğlum, demedi. Lan sen beni evine davet ettiğinde ben senin evine gelmedim lan yanlış anlarsın diye. Ne anlatıyorsun bana? Ne diyorsun? Lan babanın benim çocuğunu kapıya attım. Evine ben gelmemiş yanlış anlar diye. Ya. Niye o yokken geldin peki? Yanlış zamanda gelmişsin. Tutarsızlık burada. Anladım. Ama sizi Özge tanıştırdı. Kevser boşanıyor. Çok sen de beğeniyordun Kevser zaten boşanıyor. Kevser'i. Bak şimdi Kevser'in ben zaten... Özge benim arkadaşım diye Kevser'in boşanacağını falan tabii ondan duydum. Yalan söylemeye gerek yok. Ben de dedim zaten Kevser hoş bir kız, güzel bir kız yani. Özge'nin de burada sadece bizi yan yana getirmesi mesela bir şey oldu. Yok asıl şey nerede başladı biliyor musun abla? O kavga mevzusunda zaten peki, araya geldik. Samet Bey, eğer Kevser eşinden ayrıldığında Kevser'e sorduğumda evlenirim dedi. Siz Kevser boşandığında evlenmeyi planlıyor musunuz? Planlıyorum. Elimden geldiği kadar kimseye muhtaç etmeyeceğim. Kimseye bayağı siz çocuklar çocuk oyunu, evcilik oynuyorsunuz ha. Tamam ben zaten her şeyin bilincinde olan bir insanım zaten. Samet Bey ne neyin kadar... bilincindesin mesela? Çok özür dilerim. Neyin bilincindesin? Mesela? Çalışıp çabalayıp evime bakabilecek kapasitede bir insanım. Ben çocuğumu, ondan bahsetmiyorum. Neyin bilincindesin? Şimdi sözcüklere gelince ben evli bir kadına bakacak bir adam mıyım diyorsun. Bakın, utanmasan kuzeni şey sana boşanacaklar ben... deyince eve kadar hediye getiriyorsun. Ben hediye getir. Zaten izah ettim. Boşandıktan evet, sonra dedim senle dedim konuştuğumuzu dedim kimse bilmesin. Boşandıktan sonra dedim
Bana gelirsen dedim, en azından karşı tarafa da dedim, benim konuşmaya bir hakkım olur dedim. Kevser fotoğrafları paylaşınca beni sevmiyor falan zanneder diye ben de sesimi çıkartmadım, kaldırsın, şey yaptım diye. Sizin kontrolünüz yani ben... dışında mı Kevser paylaştı fotoğrafları? Ya hayır, benim Instagram'ım Kevser'de de vardı. Kevser paylaştı, paylaştığını ben de gördüm. Bir daha kalbi kırılır, şey yapar diye bir şey demek istemedim. Zaten hepsinde ben ona söyledim, başımız dedim belaya girecek. Ama bu kadar çirkeflik yapacaklarını da zannetmedim yani. Ne gibi çirkeflik yaptılar sizce? Efendim? Mesela bu fotoğraf kimin evinde çekildi? Kimin evi burası? Bu fotoğraf burada Yalova'da işçi evi vardı benim kaldığım ev. Oradan da atıldım zaten. Her 4 kişi kalıyorduk. Baktım burada olmadı. Dördüncü yani kişi kim kalan? Yok. Efendim? Güzel. Dördüncü kişi kim güzel kalan? Hayır, bunlar benim çalışanlar, yanımda çalışan insanlar. Oraya getirecektim. Kimse kabul etmedi beni. Baktım burada olmuyor. Ben de bunları... Esra Hanım. Ev bulamadık diye kapıya döndük. Burada tekrar ne kadar kaldınız? Kalmadık ya, ki. Kalmadılar. Diyorum ya, günü birlik gittik döndük. Benim. Ev bak bulamayınca. Onlarla beraber kalabilecek bir evim yok burada. Dört gün boyunca Ömer, oradaydın. Yalan neden konuşma. Ben videoları da açtım. Bir günde mi çektin ya her şeyi? Evet, bir günde mi çektin her şeyi? Çektim hepsini. He? Bir günde mi çektin? Kardeşim sen boşanmak istemiyor musun? Ya ben boşanmak istiyorum. Seni istemiyorum zaten. Ben istemiyorum zaten seni. Ben. İşine bak. Peşin bırakmayan sensin. Araya insan koyan sensin. Sen ne anlatıyorsun nereye ya? Nereye ben insan koydum lan? O dördüncü kişi de Samet. Samet onun ayakçısı. Maddeci. Kim o ya? Sen ne anlatıyorsun? Bak Samet hakkında düzgün konuşacaksın. Oğlum ne anlatıyorsun? Esra Hanım bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii söyleyin. Ben illa oraya gelmem lazım değil. Burada da bir hastaneye gidebilirim. İdrar falan ne gerekiyorsa hepsini veririm. Ben zaten... Yanlışlıkla yaktım. Evi yaktım de. Yanlışlıkla evimi yaktım ben. Çakma yanıyı unutmuşum falan. Ben sırf bunlardan uzaklaşmak için kendimi kopardım. Buraya geldim çalışmaya. Evde kimse yok muydu? Ev üst katta ben kalıyordum. Çakmağın plastiği yanmış. Ben de yatağın üstüne koydum kafamın iyiliğine. Yalan söylemeye gerek yok. Ben kafanız iyi miydi o sırada? Efendim? Kafanız iyi miydi o sırada? Ağzını sürmüyorum. Hastaneye falan hepsine de giderim. İdrarımı veririm. Orada çıkarsa zaten. Bu alışkanlığa batan insanların şey eğer büyük bir iradeleri varsa, biraz da kılı varsa belki ama onun haricinde hayatı bu şekilde uyuşarak yaşayanlardan çok da bir şey olmaz. Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Ben kendimi yani... biliyorum. Uzaklaştım. İleride zaten güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Ama bunu ikrar eden birinin yanında 2 yaşındaki bir çocuğun olması, babanın da burada olması kafada soru işareti bırakır. Hiçbir anne de anne olmasına rağmen çocuğu böyle alıp günlük evlerde maddi kullandığını ikrar eden bir kişinin yanında da resim çektirerek sosyal medyaya koyamaz. Böyle de bir annelik yok. Hanımefendi ben size bir şey söyleyebilir miyim? Bakın siz arkadaşınızın evine öyle çirkin düşünüyorsunuz ki diyorsun ki Ömer'e, sen beni evine davet ettin. Girmedim. Ben Ömer senin evine gelmedim. Ya ben evime davet etmedim. Medeni halim. Yalan söyleme. Eve davet etmedim. Marif'in yanlışını gördün çünkü mü? Çünkü zihniyeti çok öyle ya. O zaman abisinin yanına bakmaya çalıştın sen. Ya şimdi eşinizin evine eğer bekarsa bir insan gelemez mi ya? Bu hale mi getirdiniz? İlle İlişkim olması lazım aranızda. Ne kadar kötü düşünceniz var. Ömer'in kötü ya, yüzünden. Kimin ne düşüncesi var? Zihniniz kötü çünkü gerçek oldu bak. Peki. Aynı o düşüncedeydin sen. Geldi o bir inat uğruna seninle birlikte olmuş. Diyor ki ben senin en yakın şimdi arkadaşımla seni aldatacağım. Konuştuğum için söyledim hayır, zaten bak, onu. Bak ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ya Ömer eve abisi de gelse abisinden ne? Bakın bu kıskançlık mevzu değil. Ablanın bu sadece zihniyetle alakalı. Ben kapatabilir miyim? Bir problem. Samet Bey kapatmayın. Çünkü telefon yaptığında Betül Hanım var. Kevser'in ablası. Onun da kardeşiyle ilgili bir takım iddiaları var. Anlaştığın biri var mı ailede? Uzlaştığın, konuşabildiğin, iletişim kurduğun. Normalde ablamla çok iyiydik. Evinde kalmak istemediğim için bunlar geldi zaten. Efendim? Normalde ablamla iyiydik. Bana dedi ki Ömer'le dedi hani boşanmazsan dedi işte sana... Kardeşim gel ben sana sahip çıkayım. Nasıl sahip çıktı? O ortama sokarak mı? Peki. Betül Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Kaç kardeşsiniz siz? Hoş bulduk. Ay.
Üç kardeşiz. Yani Özgür üç kardeşiz. İki üvey var. Hı hı. Ben Kevser'in yani en büyük ablasıyım. Bu anne babadan bir olup. Evet. Şöyle Kevser bundan daha öncesinde bayram zamanı eşimden ayrıldı. Benim yanıma geldi. Ömer'den şiddet uyguladığını Ömer'in ona işte darp ettiğini söyledi. Ve ben gidip kardeşimi oradan karakoldan aldım. Ömer'i de hatta saldırdım orada karakolda. Evet. Sonra işte Kevser ne oldu, neden bu şekilde oldu diye sordum. Abla telefonla geldi benim ayağıma. Telefonu fırlattı, ayağım şişti ve ben üzüldüm. Benim sonuçta yani bir erkek kardeşim bir de kız kardeşim var bu dünyada. Hani evet benim çocuklarıma baktı, bak o yönden Allah hiçbir şekilde bir şey demiyorum. Allah razı olsun. Ama yaptıklarını hiçbir zaman unutmasın. Şöyle bir şey, Ömer'le bunlar kavga ettiklerinde Aytun yani birisi, eski sevgilisi ve görüşmek istediğini ve eve çağırmasını. Evet konuş. Ben mi istedim eve gelmesini? Evet. Önce bir dinle beni. Bak, evet bir duyayım. Ben eğer tekrar konuşursam gerçekten hiç iyi şeyler olmaz. Bak beni çok sinirlendirmeye başlıyorsun iyice. Yaptıklarını önce beni, bir gör. Yani siz de beni sinirlendiriyorsunuz. Önce o bacaklarını orada indir. Kendine dikkat et tamam mı? Yani yaptıklarını bir gör. Terbiyesizliğin haddin hesabın yok. Terbiyeyi senden öğrenecek değilim ben. Evet. Bir kendine dur de tamam mı? Beni dinle şimdi sessiz sessiz düzgünce bir konuşalım. Sonra bu çocuk geldi bizim eve. Sonra evet. İşte çocukla bunlar konuşuyorlar. Kevser bak kızım dedim ikiniz de dedim daha, o çocuk da evli hani karısından ayrı. Kevser, bu eski başka birinden bahsediyor değil mi? Evet. Hayır Ömer'in evet. Kuzeninden bahsediyor. Bu yüzden dövdüm tamam, işte Ömer'in evet, çocuk size geldi. Sonra işte bunlar konuşmaya başladılar. Sonra işte çocuğu odada uyuyor. Çocuğun yanına gidiyorlar. İşte odaya gidiyorlar falan. Yatakta uzanmışlar bunlar aynı beraber. Kevser yaptığın yanlış. Bunu Kevser bana da söyledi. Bak, söyleyeyim size delilim, kanıtım, ses kayıtlarım her şey mevcuttur. Hiçbir şekilde ben kanıtsız bir şey yapmam. Bir konuşuyorsam bir şeyi arkasında her zaman dururum. Bunu çok iyi biliyor kendi şahsı. Şöyle bunları ben uyardım. Sonra çocuğu evden yolladım. Çocuk gecenin birinde evden gitti. Sonra Ömer birkaç kişiyi yolladı bizim evimize. Hani Kevser'le barışmak istediğini, hani eşini sevdiğini, çocuğuna sahip çıkmak istediğini. Kevser ısrar ederek ben istemiyorum Ömer'i, ben boşanacağım dedi. Hiçbir şekilde Kevser'i istemiyor. Niye sen ne dedin? Cesaretini ve rahatlığını anlatıyor aslında. Sen... Ondan sonra... Evet. İşte ben Kevser'e dedim ki bak Kevser yanlış yapıyorsun. Hani bak tamam dedim bayram zamanı ya hani zaten mahkemeye falan da başvurma yapamayacak. Kevser bak ablacığım o zamana kadar düşün. Bak ben sana asla boşanma demem veya barış da demem. Ben karışamam. Bak ben de 16 yaşında evlendim. Benim 3 tane çocuğum var karnımda da var. Bir tane 4... Ben ona hiçbir şekilde kötü bir şey yapmadım. Bakın onu ben hani nerede baksa ben büyüttüm. Ben sevdim. Benim kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir ama bir yere kadar. Bana sen bizle aynı evde bile çok kalmadık. Sen hep yurtta büyüdün zaten. Ne anlatıyorsun ya? Evet yurtta büyüdüm ama sizin sayenizde yurtta büyüdüm. Pardon? Şöyle ben anlatayım Kevser. Senden evet Kevser bekle. Sonra biz işte bu şekilde konuştuk. Kevser evde hani insanlar geldikten sonra Kevser depinmeye başladı. Hani ben istemiyorum, ben Ömer'le barışmak istemiyorum demeye başladı. İyi tamam, sonra evden gitmek istiyor. Sonra Aykınç'la ev tutmak, yani o çocukla, o şahısla ev tutmak istiyorlar. Dediğim gibi elimde ses kayıtlarım, belgelerim, yazışmalarım her şeyim mevcuttur. O ses kayıtları bende de var. Bu evet. Şahısla, bu şahısla ev tutmak istedim. Ben de Ömer'e dedim ki Ömer sakın bak oğlum ev mev tutmuyorsun, hiçbir şekilde karışmıyorsun, ne hali varsa görsün. Şimdi sonra oğlum mu oldu? Çocuğa hem iftira sonra, atıyorsun ben onunla barışmayayım sonra, diye. Sonra Kevser annemlerin oraya gitti. Annemlerin orada kaldı. Sonra annemler Kevser'i Ömer'in yanına yollamış tekrar. Ömer'in yanına gidiyor Kevser. İşte Ömer'le barışıyor. Sonra Ömer ona işte tazminatını almış iş yerinden. Ben Kevser'le konuşmuyorum tabii. Evet konuş annemle konuş. Kevser konuşuyor. İşte bilezik almış. Ondan sonra işte eşya almış. Yani maddi durumları yok. 40 milyarlık koltuk alıyor. Sen 40 bin liralık. Evet, öyle demediniz mi? Ne kadar? Hayır, 27 bin lira o koltuklar. 27 bin lira, 40 bin lira fark etmiyor. Yiyecek ekmeğiniz yok, o çocuk tek başına çalışıyor. Sana bilezik almış, bilmem ne yapmış. Sen hani bak tamam kavga ediyorsunuz, etmiyorsunuz demedim. Ben sizin evinizde bir aya yakın kaldım, bana zehir ettiniz evi. Ne oldu, ne anlatıyorsun o zaman? Peki, sizinle de ilgili şu iddiada bulundu. Beni uygunsuz ortamlara soktu dedi. Böyle evet. Uygunsuz ortamlara soktu diyemez. Çocuğun kucağında bir kadına bayana gitti. Bayan da alkol içip eve gelmiş. Beraberdik, beraber içtik.
Ben anladım. Bilmiyorum Ömer'in olduğunu. Alkol içmiş Kevser, sanayi bölgesindeyiz. Bak çocuğun kucağında vicdan azabı çekmeyecek. Sanayi bölgesinde de Ömer'in teyzesinin kocası aldı zaten beni. Teyzesinin evet, oradan, kızıyla. Evet, o aldı. Bak, o anladım. Aldı. Zaten Kevser'i de ben nereden çağırdım. Nereden bakarsan bak, senin yanındayken de çocuğun güvende değil. Başka bir yere gittiğinde de çocuk güvende değil. Kevser, bu hayatta en çok kimden nefret ediyorsun? Benden. Birinden ya. Nefret ediyorsun. Ya da herkesten nefret ediyorsun ama bunun mutlaka bir sebebi olmalı. Ya birinden nefret ediyorum, babamdan en çok nefret ediyorum. Çünkü hani hiçbir çocuğunu tam düzenli sevmedi. Evet, ablanın yurtta babama, olduğunu söyledi. Size bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Söyleyin, dinliyorum. Yani evet, babamız da konusunda evet haklı. Bizim annemiz konusunda da bir şey söylerse haklı. Bizim annemiz bize sevgi göstermedi. Babamız hep tamam dedi, annemiz hayır dedi. Biz hep bu şekilde yetiştik. Bizi zaten bu yuvalardan, annemin babamdan uzaklaştıran kişiler babam ve annem. Bizi bu hale getiren babam ve annem. Başka hiç kimse değil. Ne yani ben çünkü... burada kardeşimde suç ararım, ne kendimde suç ararım. Bakın ben çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm. Benim 3 tane çocuğum var, tamam mı? Allah bunların hepsini onlardan çıkartacak. Tanrımda da bir çocuğum var. Eğer ki Kevser'in kaçma sebebi, evlenme sebebi, benim en büyük sebeplerim annem ve babam. Şimdi Kevser'in davranışlarına baktığımda o kadar hard ki, o kadar acımasız ki. Evet, çünkü ben de öyleyim. Ve çünkü çok astığım astık, yani yapmış olduğu davranışın yanlış olduğunu farkında ama hatasının da üzerine gidebilecek derecede evet. Bir öfken ve bir nefretin var. Tüm öfken, intikam duygun her şeyin üzerine geçmiş gibi. Evet, çünkü şöyle söyleyeyim size Esra Hanım. Biz sevgimizi, nefretimizi, öfkemizi, kinimizi artık bir resmen bir şeytana dönüştürdük. İnsanlara acıma duygusu kalmadı bizde. Kalsın bunu annem ve babam yaptı. Benim şu an annem babama zarar gelsin. Ben hiç oturup da ağlamam, biliyor musunuz? Sen ağlar mısın? Ağlamam. O yüzden kaybediyorum ya zaten. Hani en ufak bir şey oluyordu. Şunu sürekli Kevser köyde cenaze olduğunda bile beni arıyorlardı. Sürekli her şey. Bana bugüne kadar bir sürü kelime... ...etmeyin. Kötü argo bunu, sözcükler. Bunları bana söyledi. Bak şunu hiçbir zaman unutmasın. Biri gidip... İyisi gidip de kötüsü gelmeyecek veya iyisi gidip kötüsü gelecek. Yani bunları hiçbir zaman unutma. Yani iyi gidip de iyi gelmeyecek, buna emin ol. Sadece sana bir şey söyleyeyim mi? O evladını al, sarıl ya evladına sarıl. Başka hiçbir şey yapma. Çünkü bir tane kız evladım var. Ve başına bir şey geldiğinde senin canın yanacak. Şimdi sen onu da diyorsun ki hiç kimse, o benimle büyüyecek. Onun en iyi arkadaşı ben olacağım. O benim her şeyim olacaksın diyorsun. Güvenmiyorum çünkü kimseye. Yani kendi öyle bir kafanda dünya kurmuşsun ki kızını yanından, bir dakika, kızını yanından ayırmayacaksın. O senin her şeyin olacak. Belki de annenle böyle bir ilişki kurmak isterdin. Bilemem. Ama çocuğunu soktuğun ortamlar, çocuğunun sürekli yanına sokmuş olduğun, senin beğendiğin, hoşlandığın, yaşın çok küçük, arkadaşlık yaptığın insanlar... sana değil, bir gün evladına en büyük zarar verebilirler. Ben i̇şte varken ona kimse zarar veremez. Verirler ki. Veremez. Kevser. Öyle bir verirler ki kimse senin veremez. Ruhun bile duymaz. Sen şu anda da farkında olmadan onların zarar verdiğini görmüyorsun. Bak bu uğurda Samet'le birlikte olmak uğruna bile ablanı da harcıyorsun. Ablan da senin aynı hayatı yaşamadı mı? Yaşadı ama sürekli bizim yanımıza kalmadı. Ben ama hani... bir de o daha acı durumda, o yurtta kalmış. Sana gel benim yanıma demiş. Senin şu anda mesela size şunu soracağım. Kevser o gün kocasıyla kavga etti. Kocası dedi ki defol git dedi. Gidebileceği, çalabileceği bir kapısı var mıydı? Yok. Yoktu. Şöyle sizin yanınıza gelemez miydi? Ben annem babamın yanına gitmesini istemedim çünkü ziyan olacağını biliyordum. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım, ben Samet'le ben kendim daha öncesinde madde bağımlısıydım zaten. Ben maddeyi bıraktım çocuklarım olduktan sonra. Ben 3 evlilik yaptım. Eşimden ayrıldıktan sonra tekrar başladım. Yalan değil. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Asla gizlemem. Yaptığımı ben bilirim. Şöyle bir şey. Ben Kevser'e asla madde kullandırmadım. Veya işte asla kötü bir yola sürüklemedim. Sadece şu var. Sen kendine ilaç olabilirsin. Başkasına ilaç olamazsın. Samet benimle aynı ortamda oturmuş bir çocuk. Bunu hiçbir zaman unutma Kevser. Sadece sana ne tek diyeceğim şey. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Aslında da unutma. Ben bile artık senin hayatında yokum. Ve olmayacağım. Yine söylüyorum. Ne? Bak zaten evet. Kimse yoktu düne kadar, anladın mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece şunu hiçbir zaman unutma.
Ben bu zamana kadar, bak 25 yaşındayım. Bu zamana kadar yaşadıklarım, bak bu zamana kadar yaşadıklarımın için hiçbirinizi hakkımı helal etmiyorum. Ben etmiyorum. Tamam. Benim çocukluğumu mahvettiniz. Sen zevkini yaşamak için çocuklarını bıraktın, anladın mı? Evet, kim evet. Baktı? Ben baktım. Evet, evet. Ben zevkimi yaşamak için size o şekilde. Sabahın yedisinde kalkıp senin çocuklarına bakmadım diye İbrahim Ali ile babam kafamda odun vura vura beni bayıltmaya kalktılar. Sen ne anlatıyorsun? Bunları bilmiyormuş evet, bak, gibi. Ben bunları bak. Keser, bir şeyleri konuşuyorsun, biliyorsun ama yapacağından geri kalmıyorsun. Aynen. Benim hiç umurumda değil. Bak, tamam ben şimdi çocuklarımın hepsini yanıma aldım. Sadece sana şunu söylüyorum. Size hiçbir şekilde niye? Ne annene... Niye? Çocukların bak, eli ayağı tuttuktan sonra neden aldın? Evet, haklısın evet. Ne annene, ne babana hakkımı helal etmiyorum. Allah, bak Allah öyle bir büyük ki. Bak bana iftira attın, kendin başka kocaya kaçtın. Ben hiç olmazsa boşandım da gittim, evlendim. Hayır. Allah çok şükür. Namusum da ben bilirim, çocuklarımı da bilirim. Benim 3 tane çocuğuma sen ne dedin? Başkalarının çocuğu dedin. Ben... Söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde rezil olmadın. Rezil olan Kevser benim kardeşim, mardeşim değil. Tamam mı? Boşa, ben arkandayım. Ömer'e iftira atıyor. Sen de bunu bildiğin halde gidip Betül'e işbirliği mi yapıyorsun? Ne iftira? Ya Betül bizde kalıyordu. Nasıl diyeyim? Uygunsuz gibi sürekli Ömer'le şaka halindeydi. Annem geldi, Ömer'i uyardı. Bak dedi, abisine iftira attı, eniştesine iftira attı. Sana da atacak dedi. Ki zaten ben hani babamlara gitmek istediğim için zaten. Dedi, eğer dedi hani Ömer'e gidersen ben dedi bunları da size böyle bir iftira attı mı hanımefendi? Bu söyledi. Ha, o söylemedim söyledi. Sana böyle söyledi. Böyle diye. Hatta ben ona gittikten bir gün sonra dedim ki belki barışırız umuduyla teyzenin evine gelmedin mi? Geldi. Ne oldu? Kevser. Nefret ede nereye kadar? Çok zor. Samet'in Ömer'den bir farkı yok. Sonra Ahmet'in Ömer'den ya da Samet'ten hiçbir farkı olmayacak. Çok gittin var, yani mi? Hayatta... Hayatında. Bak gerçekten şuradan kalkarsam var ya sana gerçekten zarar veririm. Bak çok samimi söylüyorum ha. Döver misin? Döver misin? Burada elimi sürmeyeceğim sana, gülme. Beni sinirlendirmeye oğlum, çalışmıyorum. Burada da sana bir şey yapmayacağım. Sizi saklıyorum ben. Ben sizi saklıyorum, rahat olun. Ben de seni saklıyorum. Öldüreceğim bunları kimde? He? Kimde? Ya, arkanı dönüp gitmek. Ben zaten öyleyim. Vallahi aynen bak, öylesin sen, doğru. Arkanı dönüp gitmek. Ama çok acı. Hayat boyu Kevser de sana, sen de Kevser'e arkanızı dönüp gidemeyeceksiniz. Sizi orta noktada toparlayacak bir kızınız var. Ben kızımı ve kızınla ilgili, tamam. Kızınla ilgili. Seni kaç defa zaman... aradım ben çocuk kaç için? Kaç kere aradın? Kaç kere aradın? Dikkatli olman beni gerekiyor. Beni her yerden engelleyen sizsiniz. Ama paşaya fotoğraf atmasını biliyorum. Ben senin buraya çıktığım zaman engeli kaldır. Bana yazmadın mı? Yazdım. Niye? Çocuğun fotoğrafını verdin. Niye görüştürmüyorsun? Aradın mı Ömer? Senin derdin çocuk değil ki kardeşim. Çocuk değil senin derdin. Benim derdim sen değilsin kardeşim. İşte bundan sonra ben olamam zaten. Şimdi bak, kullanıyor ayrı. Bunu başkalarına satıyor. Yasaklı maddeyi satıyor. Samet şu an dağıtıyor, oraya Yalova'ya gittikten iddiası beri bambaşka yani. Şu an nerede yaşıyorsun? Annenin yanında değilsin, bunu biliyorum. Değilim. Annenin yanına asla gitmezsin, bunu da biliyorum. Dün seni aradığımda alışveriş yapıyorum ama abla. Ama gidecektim dün. Tamam, gitmeyecektin. Dün gerçekten yemin yani, gidecektim. O dün gece değil, ondan önceki gece nerede kaldın? Nasıl nerede kaldın? Düzce'deydim işte. He? Düzce'de. Nerede kalıyorsun hayatım? Ya dedim ya, çocukla. Betül'deydim Ömer. Sen beni aramadın. Ben İstanbul'a çocukla gelirken çocukla sen beraber beni aramadın. Yaşadın. Çocuğun bela etti. Sana vereceğim. Boşanalım demedin mi? Sen İstanbul'dayken değildi o. Ben adliyede ben diye yoldaydım. Hatırlıyorum. Kevser'cim, çocukla beraber kurmuş olduğun 5 Ekim'den beri yoksun. Evet. Önce apartta kalıyorum dedin. Hala günlük evlerde kalmaya devam mı ediyorsun? Bir kurulu düzenin mi var? Çıktık ve şu an kurulu düzenim yok. Ben yine söylüyorum. Hani bak, benim akşamı derdim... Bir gece önce neredeydin? Kiralık evde kalıyorduk.
Kiralık evde kimle? Özge ile ben. Özge ile beraber. Parayı nereden buluyorsunuz? Bilezik. Kaç paraya sattın bileziği? 15.600. 15.600. Kaç paran kaldı? Bir tane gram altınım kaldı. Hayır, 15.600'den kaç paran kaldı? Kalmadı, sürekli işte çok... Muhabbet yapma. Yani bir yerden kaçıyor musunuz? Kıyafetlerini bir yerde mi unuttun? Hayır, kıyafetlerim yok. Dedin ya Esra abla hiç kıyafetim yok. Gerçekten kıyafetim yoktu. Valize kıyafetim sığmadı. Mi yok? Alabildin mi? Atmışsın ya çöpe. Niye attım? Evi terk etmişsin. Niye atmayacakmışsın? Eve adam atmışım. Onu çocuk yanında sen. Değil mi? Evet. Baba çocuğu görebilir. Evet. Rica ediyorum. Hem de görsün. Kendi onunla çocuğu vakit geçirsin. Zaten istediği zaman görebilir ki ben hani Ömer madem velayetini istiyorsun. Hani iki hafta sen de iki hafta bende kalsın. Öyle bir velayet yok. Öyle bir velayet yok. Hem ne onu unutsun ne beni unutsun. Valla şey avukatlarımız sizinle yan yana geldiğinde oturur konuşursunuz. Ama önceliğimiz Ömer'in çocuğunu görmesi. Sadece ricam, araya hafta sonu da giriyor. Hır gür kavga istemiyorum. Tamam ben de istemiyorum. Ben Ömer'e zaten bunu en başta söyledim. Güle eğlene madem evlendik hani aynı şekilde boşanalım. Güle eğlene. Ay bak şimdi bir şey söylemek istiyorum. Sonra da diyorum ki Esra dur. Karşındaki daha 19 yaşında. Hani tam olmamış yetişkin. Yaşım diyeceksiniz ki bir sonra 19 yaşında ne buluşlar yapıp ödüller alanlar var. Onlara haksızlık etme. Orası da var. Ama ikisinin arasındaki fark uçurum. İşte aileden, eğitimden her şeyin uzak olması. Sadece rahatsızlık ve tatsızlık istemiyorum. Tamam. İnsanın içi acıyor, üzülüyor. 2 yaşındaki çocukla 5 Ekim'den beri sokaklarda. Nerede kalıyor, ne yapıyor, yanında kim var, nasıl yaşıyor, kendini zor koruyor, çocuğu koruyabilir mi? Hepsi önemli sorular, cevapları da zor tabii. Ümmiye güzel geliyor, buyursunlar. Ben özgürüm. Ben rahatsızlığım yok ki ablacığım. Halamın her şeyi yalan. Seni ve Murat'ı tanıyan her gün Murat tarafından dayak yediğini belirtiyor. Yalan söylüyorlar. Ben Murat'ı çok seviyorum. Şiddet, tehdit, şantaj. Murat Urnacı buraya gelip hem ekibimizi hem de Dura Hanım'ı tehdit etti. Canlı yayınımız olacaktır. Caner Duru'ya mikrofon uzattı. O bilmek bildiği her şeyi aktaracak demişti. O arada reklama girdik. Taktı bir konuyla devam ettik. O süre içerisinde Murat Zurnacı isimli kişi canlı yayın yapıldığı yere arabasıyla geliyor. Plakasız bir araçla bölgeye geldi ve Caner'e bu yayın yapılmayacak. O Duru konuşmayacak dedi. Şimdi normal şartlarda durular çete ise bu çeteden bunların korkması gerekirken buradaki tablo bambaşka. Ben Murat Urnacı'ya bir sesleneyim ya. Hristiyanım diyorsun ya. Zurna çalıyor musun? Ben de sana şöyle sesleneyim. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Sen zalim bir adamsın Murat Urnacı. Zavallı bipolar hastası bir kadından para kazanıyorsun. Kapaklıya sesleniyor. Murat Zurnacı korkuyor, korkuyor. Benden korkuyor. 3 çocuk annesi o. Arıyor mu bir gün ateşlerin içinde bulut geçen gün 2 ay önce göndermiş. Bir gün aradım ben de Zeynep. He? Çocuğum nasıl oldu? Mesajca bana ne ya dedi. Bana ne? Zeynep güzel telefon attınız. Zorda tutulmuyorum. Esra Hanım Murat sevgilim hakkında atılan iftiraların hepsi yalandır. Hadi ya. Yazı okuyor. Bu arada bizim hakkımızda yalanlar konuşuyor. Beni burada zorla kimse tutmuyor. Ben kendi isteğimle ben kendi ardımla Murat Zurnacı'nın yanında kalıyorum. Zurnacı benim ne parama ne canıma dokunmadı. Zurnacı'nın
Zeynep, Zeynep, 30 saniye. Hemen Kapaklı'daki en yakın karakola gidip benden şikayetçi olur musun? Ben olurum İsra... abla, olurum. Bak, sen yeter ki iste, olurum ben. Benim bir hedefim var, bir amacım var. Senin bir an önce sağlığına kavuşman. Ondan sonra zaten Ümmiye teyzenin programda olmasının bir yerinde anlamı... İsra abla, seni de polise şikayet ederim bak. Yeterin uzak mıyız ha? Benim arabam yok, bir şeyim yok. Programı kapatın. Onun hiç şiddet görmediği, sağlıklı olduğu, evladına da yetebildiği bir ömür diliyorum. Seninle ilgili en büyük isteğim ve arzum bu. Ümmiye Güzel konusuyla devam ediyor sevgili seyirciler. Psikiyatrik rahatsızlığı olan yeğenimi almak, İstanbul'a getirmek, Tekirdağ'daki o yaşamış olduğu hayattan kurtarmak istiyorum. Birlikte olduğu kişiden sürekli ağır şiddet görüyor demişti. Konuyla ilgili programımız devam ediyor. Zeynep Güzel'in çalışmış olduğu mekanlarda kendisiyle arkadaşlık yapan bir kişi ismi açıklanmadan Zeynep ve Murat Zurnacı ile ilgili iddialarını dile getirecek. Hemen Tekirdağ'a gidiyoruz. Caner karşımızda. Caner merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Söylediğiniz gibi olayların en yakın şahitlerinden ismini kendisi vermek istemiyor. Çünkü burada herkes Murat Zurnacı'dan çekiniyor, korkuyorlar. O yüzden de sırtı dönük iddiaları var. Murat Zurnacı ile ilgili bildikleri var. İzin verirseniz sorularımızı sorabiliriz Esra. Caner tüm soruları sen yönelt lütfen. İyi yayınlar Esra Hanım. Çünkü sabahtan beri hani çok hoş geldiniz yayına, teşekkür ederim. Sen soruları yönelt, almış olduğun bilgiler doğrultusunda biz de sizi dinleyelim. Tabii ki Esra Hanım. Merhabalar. Şunu sormak istiyorum ilk olarak. Zeynep Güzel'le nerede tanıştınız? Müzikolde tanıştık. Ben oraya arkadaşımla birlikte içmeye gidiyordum. Orada gördüm. Siftah yapamadım muhabbetinde sohbetler ediyorlardı. Ben de bayan olduğu için gel masama otur dedim. Siftah. Gittiğiniz mekanlara genelde erkekler gidiyor. Siz kadın olarak o mekanı niye tercih ettiniz? Bayanlara yardım etmek amaçlı. Bazı olaylar yaşamıştık biz de. Bir ablamız vardı, sıkıştırıyorlardı. Belki bir ihtimal daha böyle şeyler vardır diye bakmak için gitmiştik. Orada da Zeynep'le tanıştım. Bana anlattı işte, ben bir çocuğu var diye biliyordum. 3 tane çocuğu olduğunu ben canlı yayında öğrendim. İşte çocuğuma kavuşamıyorum, göremiyorum, para kazanamıyorum gibi muhabbetler yapıyordu. Sonra ben de onu dinledim. Akşam dedim gel beraber oturalım. O anlattı, ben dinledim. Murat Bey'den darp aldığını ve parasını verdiğini söyledi bana. Ben dedim ki sana destek çıkabilirim. Maddi durumum Allah'a şükür iyi. Destek çıkayım dedim. Bırakalım onu dedim. Siz niye böyle yani iyilik meleği oldunuz ki bir kadına orada yardım edecektiniz? Hani sebep neydi? Ben de bir bayanım. Ben de o duruma düşebilirdim Allah korusun. Ben de bir kız evladıyım. Benim de bir ailem var. 20 yaşındayım ama insana yaşadıkları değil yaşantıları öğretir. Bir bayan olarak yardım etmek istedim. Para desteği olayım dedim. Evini tutalım dedim. Bırak onu dedim. O akşam da oturacaktık. Benim dedi, onda dedi 10 milyar param var dedi. Onu alacağım dedi. Sonra senin yanına geleceğim dedi. Ben de tamam dedim. Gitti, dayak yiyerek bizim yanımıza geldi. Ben de onların kaldığı yerde kalmaya başladım. Onlara yardımcı olmak amaçlı. Nasıl bir yer orası? Böyle normal konsların, garsonların yaşadığı bir ev. Orada zorla mı tutuluyorlar? Yok, orada çalışanlar kalıyor sadece. Durumu kötü olanlar İş kalıyor. Zorla. İş yeri aslında bir nevi. Siz orada çalışmıyordunuz. Sizi ne oraya aldınız? Ben orada kalma amacım o istemişti. Hani gel yanımda dur. Tekim. Dur ablayla birlikte konuşuruz demişti. Ondan kaynaklı birkaç gün onlarda kaldım. Dayak yiyip geldiği günde parasını almak için gitmişti. Dedim ki bak al paranı, sana ev tutalım. Ben de destek çıkacağım dedim. O dedi ki tamam dedi, akşam parasını almak için saat 2'de yanına gitti. Dayak yiyerek geldi. Geldim karakola götüreyim dedim. Allah'a şükür dedim, yardımcı olurlar dedim. Bayan evladıyız dedim. Gitmeyeceğim dedi. Ben de zorla kimseyi bir yere götüremeyeceğimi dedim. Peki dedim. Duru Hanım'ı tanıyor mu? Akşama doğru ben de karakola gitmek istiyorum. Hanımefendi Duru'yu taksiyle... tanıyor mu? Tanıyorum. Onunla da garsonluk yapar. Tanıyorum onu da. O da Zeynep arkadaşa destek olduğu için oradan tanıştım onunla. Peki Zeynep'le ne kadar süre bir arkadaşınız? Şunu sormak istiyorum. Murat Zurnacı Zeynep'ten zorla mı parayı alıyordu? Murat Zurnacı Zeynep'ten çalıştığı zamanlar gece parayı zorla mı alıyordu? Evet. Kız da o çalıştırıyor. Dövüyor.
dövdükte yüzü mosmor bir şekilde makyaj yaptırıp işe yollayan bir insandan bahsediyoruz. Allah Allah. Bir bayan ya, bir kadın. Zaten akli dengesi yerinde olsa kadın dayak yediği yerde durmaz ve parasını alan bir insanın yanında durmaz. Akli dengesi yerinde olmadı buradan belli zaten. Peki Zeynep Hanım, gittik telefon o gün attığında karakola, hastane, her şeyi karşıladım. Siz onunla beraber hiç karakola gittiniz mi? Tekrar sorayım. Allah Allah, neler oldu? Evet, ben götürdüm abla zaten. Taksi parasını, her şeyi ben karşıladım. Hatırlıyor musunuz? Yok abla, onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Zeynep Hanım ortalama şu anda telefon değil attığında. Ortalama 10 gün önce falan. 10-15 gün öncesinden bahsediyorsunuz, yakın tarihten. Evet. Anladım. Zeynep telefon attığında mı? Kaç gündür tanıyor, personel evine kaç gün gelmiş? Seni. Haksız olduğun için üstüme kilitledin. Çocuk değilsin dedim, kapıyı dedim üstüne kilitleyecek dedim, çocuk değilsin. Niye kapıyı üstünüze? Bak dedi, korkuyorum dedim. Aşağıya dedim. Murat evet dedi, gelir dedi, bak dedi, beni dedi döver dedi, kilitle kapıyı üstüme dedi. Ben dedim ki bak 10 yaşında çocuk değilsin dedim. Korkma dedim, aşağıya dedim, gerekirse dedim iki tane adam koyacağım dedim. Gelirse bile dedim yanına çıkamayacak dedim. Yemin verdim. Kilitlemeden indim aşağı, geçtim mekana. Siz kız arkadaşlarım bekliyordu orada, geçtim. Yarım saat sonra. Mekanlarda çalıştınız mı? Yok, çalışmadım abla. Peki, yani hani öyle olduğunu söylüyor. Ben sadece arkadaşlarımla, bir de abla sevgilim oraya gidiyordu, onu basmak amaçlı gidiyordum ben oraya. Basmak derken hani yakalamak amaçlı. Aynen öyle abla. Yakaladınız mı peki? Kaç kere yakaladınız? Kalkıp bağırarak, ya birkaç kere yakaladım. Orası ayrı bir konu ablam. Zeynep Hanım'ın davranışlarından bulunduğunuz ortamdaki kişiler rahatsız olduğunu anlarlar mı? Evet abla, anlarlar. Zaten ben iki gün onunla görüştüm. Konuşması, davranışı, anlayışı zaten belli ediyor. Duyguları nasıl? Mutlu mu? Üzgün mü? Kötü mü diyor, iyi mi diyor, bunun farkında değil zaten. Sabah gitmeyeceğim dedi. Bir saat sonra evet. Dilek dedi, beni götür. Doğru. Ben dedim ki tamam dedim, geldim götüreyim seni. Oradan çıktım taksiyle, karakola götürdüm. Orada ablalarımıza ifademizi verdik. Kalkıp zaten abla akli dengesi yerinde olsa kalkıp da demez ki, ben karısını da seviyor, beni de seviyor. Ayrıca dayak yiyip parası alınan bir adamın yanında durmaz. Ben bayan olduğum için, bak 20 yaşındayım abla, 20 yaşında olmama rağmen karşımdaki 27 yaşında çocuk gibi akıl verdim ben ona bir hafta. Peki. Bak gülüm dedim, yapma, gel sana el tutalım, masrafında dedim ben karşılayayım. Çalışma dedim orada da, gel bir fabrikaya yerleştirelim, zamanı gelince dedim çocuğunu da alalım. Bayağı da akıl vermişsiniz vallahi. Teşekkür ediyoruz aklınız için ama. Aynen öyle, bak Dura abla, mesela Dura ablaya diyor ki paramı çaldın. Ya Dura abla bir yere para yatıracaktı. 2 milyarını kendisi aldı. Ben de oradaydım. Parasını, Dura ablanın parasını o çaldı. Biz fark ettikten sonra dönüp dedi ki, abla dedi, ben dedi sana dedi yarın vereceğim dedi. Murat'ın dedi haber olmasın dedi. Parayı dedi ona vereceğim dedi. Kalkıp hırsızlıkla suçlayan bir insan yapıyor zaten bunu. Kimin parasını alıyor? Duru'nun parasını mı alıyor? Yoksa kendi parasını mı saklıyor? Dura ablanın parasını alıyor. Doğru, çalar. Yok, Dura ablanın parasını alıyor. Murat'a vereceğim dedi fark ettikten sonra. Ya abla dedi, yaptım bir hata dedi. Ertesi gün geldi benim arkadaşımdan 1000 lira aldı. Dura ablaya verdi. Peki Zeynep Hanım telefon attığında eser. Zeynep Hanım lütfen sakin konuşun, rica ediyorum. Zeynep güzel, o
Ulan zurnacığım yanlış bir şey yapmadı, tamam mı? Niye çekti? Söyle onun açıklamasını yap bana. Zeynep! 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 Sonra hiç bu bağırışına, çığırışına hastalanmış iyice. Hiç, gerçekten hiç tahammül dövdü edemiyorum. Dövdü ifade verdi. Onu da biz mi verdirdik sana? İfadeye tek başına girdin, yanında bile değildik. İlerlemiş hastalık. Peki siz... Dolduruşa gelip de o adamın dedikleriyle ilerleme. Bak bayansın bayan. 3 tane evladın var, yazık günah değil mi sana? Yazık günah değil mi? Senin yüzünden kadınlığından utanıyorum. Bunlar bak kadınlığından utanıyorum. 20 yaşındayım. Bak daha çocuk yaş. Sesleniyorum. Akli dengesi yerinde olmadığı çok açık. O kızı oradan kurtarın abi. Dolduruşa geliyor. Belki de tehdit ediliyor. Kurtarın onu. Ne yapılıyor? Tehdit ediliyor. İşte yani... Şimdi... Belki de tehdit ediliyor. Çünkü kimse akli dengesi yerinde olan bir insan kimse durmaz bu kadar olaya. Her gün dayak yiyen bir insan. Ya o kadına yazık orada. Çocuğu bırakıp da oralara çıkıyor ya. Şimdi Murat Sorunacı ilk yayına bağlandığında beraber misiniz deyince evet biz sevgiliyiz kendisiyle. Evli misiniz deyince evet evliyim. Hanımefendi ne iş yapıyor dediğimde müzikollerde konsomatristlik yapıyor. Siz onun çalışmasını uygun buluyor musunuz? Evet uygun buluyorum. Nerede kalıyor dediğimde önce Duru denilen kişinin yanında ardından da başka bir ev arkadaşıyla beraber yaşadığını belirtmişti. Aslında Murat Sorunacı... Abla ev arkadaşında kalmıyor onun... Onun Duru abladan başka takıldığı insan yoktu. Orada evde kalıyorlardı. Duru abla ona parada da yardım ediyordu. Akıl da veriyordu. Bak çocuğuna kavuş. Bak git çocuğunu sev. Buralarda harap olma diye akıl veriyordu. O şu an Murat Zurnacı'nın kız kardeşinin evinde kalıyor. Murat Zurnacı'nın kız kardeşi Kapaklı'da diye biliyorum. Kapaklı'da Murat Zurnacı'nın kız kardeşinin evinde kalıyor. Yani bu durumda Murat'ın bütün ailesi bu ilişkiyi biliyor. Biliyor da nasıl katlanıyorlar onu çözemiyorum abla. Eşinin ben tepkisini çok merak ediyorum. Gerçekten bu ilişkiye göz mü yumuyor? Esra Hanım. Söyle Caner. Esra Hanım onunla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Biz ilk programa Ümmü Hanım çıktıktan sonraki gün Murat Bey'in evine gittik. Biz evde Murat Bey tek kalıyor zannediyorduk ama eşi açtı kapıyı. Gayet mutlu bir şekilde bizi gördü, hatta güzel karşıladı. Biz Murat Bey'i sorduk. Hatta bu olaylardan sonra hani eşin haberi yoktur, Murat Bey evde değildir zannederken Murat sabah saatlerinde işten geldi, şu an uyuyor dedi. Murat Bey'i o kaldırdı. Olayları biliyor mu diye sorduğumuzda evet eşim de bu olaylara vakıf dedi. Yani eşiyle arası da gayet iyiydi. Bunu da belirtmek istiyorum Esra Hanım. Neden kaynaklı iyi olduğunda ben söyleyeyim. Bu kızı çalıştırıyor. Bu kızın günlük kazancı 1, 1,5, 2. Günlük kimse 2 milyar para kazandırmaz. O da bunları alıp evine baktığı için karısı da bunu kabulleniyor. Sonuçta para tatlı geliyor abla. Sonuçta kendisi yapmıyor. Başkası yapıp kocası para getirdiği için kadın da kabul ediyor. Ya iddianız şu. Bir kadın olarak karısı bile olmuş olsa menfaati doğrultusunda tüm bu yapılanlara, kocasının yaşadığı ilişkiye göz yumuyor. Öyle abla. Biz bir sevgilimizi bile biriyle gördüğümüz zaman ayrılıyoruz. Ulan evlisiniz, senin evlatlarının babası. Ama sen de ayrılıyorsun. Hani yılların geçmiş. Yok ben ayrıldım ondan sonra. Bastıktan sonra ayrıldım. Zeynep'in devlet hastanesinden verilmiş tam teşekküllü bir raporu var. Yıl 2022, yani bir yıl önce. Evet. Ama bu durumun onu kısıtlanmasını gerektirecek düzeyde olup olmadığı yine mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Ama bu kadar çirkin ilişkilerin ve bir kadının bedeni üzerinden faydalandığı iddialarının olduğu yerde beraberinde de 3 tane çocuk var. Evet, sayın seyirciler. 3 çocuk ortak velayet, ama bu ortak velayette 2 çocuk baba yanında kalıyor. 1 çocuk anne yanında kalmış küçük olduğu için 3 yıl önceki boşanmada ve şu anda da Zeynep'in halasının yanında 4 yaşında bir evlat var. Eğer şimdi geriye
Geç karar alırsak bakın hangi sonuçlarla karşılaşacağız. Geriye doğru sardığımızda 4 yıllık bu mağduriyetin hesabını verebilecek miyiz? Bu çocuk çocuk koruma kanunu kapsamında daha önceden koruma altına alınmalı mıydı? Çocuk bir istismara maruz kaldı mı? Çünkü evet. onu koruyacak olan anne yok. Soralım tekrar, bak sorular bitmiyor. Anne bu durumdayken onun bu ortamda çalışmasına izin verenler kim? İddia edildiği gibi bedeni üzerinden para kazanıldığı iddiası varsa bu da ne kadar süre daha devam edecek? Ya da hastalığında geri dönüşü olmayan... Avukatım. Bunun, bu soruların cevaplarını eğer vermek istiyorsak Kapaklı Emniyetine buradan seslenmek istiyorum. Lütfen devam eden bir yargılama süreci var. Vicdanen ve hukuken yapılması gereken, biz vicdanlı ve ahlaklı bir toplumuz ama aynı zamanda da biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti içerisinde vesayet bu ülkede kamu düzenindendir. Tüm toplumu ilgilendirir. Bu yayınların yapılmasının nedeni de eğer bir mağduriyet varsa aynı zamanda da emniyete ve savcılığa ihbar gücünü kullanmasıdır. Lütfen, kaç gündür Esra Hanım bu yayın devam ediyor? Zeynep Hanım'ın bir ifadesi alınamadı. Pazartesi gününden beri devam ediyor. Tabii ki biz arka tarafta boşta durmuyoruz. Çünkü İstanbul'da aranıyordu Zeynep Güzel. Fakat işte İstanbul'da olmadığını, yayının ihbar kabul edilmesiyle beraber Tekirdağ Kapaklı'da olduğunu, sonra kurumlara Tekirdağ Kapaklı'da olduğuna dair, hangi adreslerde olabileceğine dair tüm bilgiler yazılı olarak geçildi. İşlemler yapıldı. Artık iş bize Tekirdağ Kapaklı Emniyetinden gelecek olan o cevapla ilgili. O cevap bana değil aslında. Ümmiye teyzeye gelecek. İstanbul'a yeğeniniz abla gönderiliyor. Abla zaten olaylardan sonra anlaşılması gerekiyor. Süreç başlayacak. Benim sadece gerçekten istediğim de bu. Bunu bekliyorum. Samimiyetle bekliyorum. Ben her yazık günü abla konuşmasından söyle, da belli zaten sıkıntısı oldu. Ben buradan Murat Zurnacı anlamıyor ama onun eşine sesleniyorum. Ne olursun sizin de çocuklarınız var. Allah'ın rızası için sen onları... Bulut'un hatırı için, o çocukların hatırı için onun elinden tut buraya gel. Ondan sonra mesele kapansın. Al gel onu, sen bir annesin. Ben Murat Zurnacı'nın hanımına sesleniyorum. Ben sadece şu an konuşan kadına acıyorum. Ne olursun, elime ayağına atayım, sen bir annesin. Çünkü yanımdayken kaç kere dedi, kızım gel, kızım. Bu arada şimdi eğlence sektöründe, gece hayatında ve bu sektörlerde çalışabilirsiniz. Dansçı olursunuz, müzisyen olursunuz. Efendime söyleyeyim, şarkıcı olursunuz, servis elemanı olursunuz, her birimde çalışabilirsiniz. Ama o birimlerde çalışanların da, yani bu işin bir kuralı vardır, bir sağlık belgesi istiyorsunuzdur değil mi? Yani bir sağlık belgesi doğrultusunda, yani ya da buralarda çalışacak olan insanların bu belgelerinin mutlaka alınması lazım. Bak eğlence sektörü, alkolün ve içkinin olduğu her yerde her zaman bir tehlike vardır. O yüzden de mesela ben şunu söylüyorum. Oradaki siz o sektörde çalışabilirsiniz hanımefendi. Müzik holde, gece hayatında, Murat Zurnacı da çalışır. Bir, başka birini çalıştıramaz, üzerinden para kazanamaz. İki, sağlıksız, ruh sağlığı olmayan birini çalıştıramaz. Biz sadece bunu talep ediyoruz ve Zeynep'in bundan sonraki ailesiyle ve halasıyla olma tarafı hukuken tamamlandıktan sonra, tedavisini gördükten sonra... Çocuğun hayatına yapsın. Normal bir şekilde devam etmesini ben istiyoruz. Ben baktım Esra Hanım, tek yokluklar içinde ben baktım Zeynep'i. 4 tane yeğenimi büyüttüm. Annesi hiç ilgilenmedi. Kaç yaşında geldi Zeynep senin yanına? Devamlı küçükten beri. Annesi bıraktı gitti, 4 tane çocuğa baktım ben. Peki annesi hayatta mı, görüşüyor hayatta mu annesiyle? Hayatta hiç zerre ilgilenmez. Görmedim annesini. Görüyor ama ilgilenmiyor. İlgilenmiyor. Hiçbir şey, şimdi umurunda bile değil. Senin kardeşin... Annesinin yanına gitti, annesi başka adama gönderdi. Yani sattı kızını. Annesi kızını sattı. Ben 4 senedir mücadele ediyorum bu işlerle ya. 4 peki, yıldır uğraşıyorum. Yani babası da senin kardeşin. Abim benim engelli. Engelli abimin sözü geçmiyor. Kalp de var. Bir anne sahip çıkar çocuğuna ya. Ne yapayım ben, kardeşim mağdur. Sen de anne gibi olmuşsun zaten. Ben büyüttüm zaten. Bu ikisini de okuttuk kızları. Sen de bunu hiç konuşamamıştık. Sizin Zeynep'le kaldığınız dönemlerde, Zeynep'in hastalığının çok daha farklı nüksettiği zamanlarda
Antalya Spor Hastanesi'nde yattı. Zeynep bana çok ağır şiddet uyguladı demiştin. Kime? Çok ağır şiddet uyguladı. Çok dövdü beni. Mahallede bir kurtarmaya gelen komşu olmadı. Polisler, ambulanslar ben önceden ayarladıydım. Dedim böyle böyle canım tehlikede. Ne yaptığını bilmeyen bir insan zaten. Hastaneye yatırdılar. Dedi ki hastane burada dedi. Bunun hastalığı ilerlemiş. Bunun tedavisi Bakırköy'de dedi. Nereye başvurduysam red aldım. Bir de hastalığın daha kendini göstermeden önceki bir Zeynep var. O da şahaneydi diyorsun. İlaçların içtiği zaman. Kullandı 30 gün, bir ay. Annesi kullandırtmadı. Götürdü başka adama verdi bunu. Oradan da mücadele ettim. Bak, bütün senin yanında düzenli tedavisini görüyordu. İlaçlarını alıyordu. Ne zamanki ilaçları almadı, her şey değişti. Çok iyiydi. Çocuğunun etrafında dönerdi. Hala 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 ne pişirelim, ne yapalım. Yani böyle bir insan değildi asla. Ama annesi aradı, ilaçları kullandırmadı. Şimdi Ümmiye teyze de ekranda çok şey duruyor ya, böyle. Çok ben çektim. Öfkeli, bu bipolar hastalığı çok pes kötü. Etmiş, çaresiz ve artık o da duyguları nasıl yaşayacağını bilmiyor. Ama biz Ümmiye teyzenin evine gittik. Ev hayatında hani ne yapıyor, herkes hangi perişan şartlarda yaşıyor bunları da gördük. Bunu da pazartesi günü ekrana da getireceğim. İnşallah pazartesi itibariyle sizlere hayırlı güzel haberleri veririz. Aa, senin yerin cennet. Allah senden bin kere razı olsun. Amin. Ümmiye teyzeciğim siz oturun lütfen. Ben seyircilerime veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hafta sonunda ailenizle, sevdiklerinizle iyi vakit geçirin. Gözlerin içlerine bakın. Onları anlamaya çalışın. Biraz telefonlardan uzak kalın. Ailece olmak, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle olmak inanın hepimize iyi gelecek. Yarın tekrar, pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlık çoğu hep var. Yalnız değilsiniz.